Mutlu günler değerli izleyenler, Spor Ajansı'na hoş geldiniz. Yaklaşık 2 saat boyunca birlikteyiz. Nevzat Dindar ve Ogün Şahinoğlu ile gündemi yorumlayacağız. Ekranda sıcak haberi görüyorsunuz. Hemen o gelişmeyle başlayacağız. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek Anadolu Ajansı'na özel açıklamalar yaptı ve son günlerin en çok konuşulan ismi Cristiano Ronaldo hakkında da konuştu ve planlarımız içerisinde yok açıklamasını yaptı. Programımıza da bu açıklamalarla başlayacağız. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Gündemimiz zaten hem Dünya Kupası nedeniyle hem de kulüplerdeki gelişmeler nedeniyle yoğun. Bir de şimdi Dursun Özbek'in bu açıklamaları sıcak bir gelişme. Nevzat hemen sana dönmek istiyorum. Manchester United'la Ronaldo'nun yolları ayrıldı, resmileşti ve bir anda acaba Ronaldo Galatasaray'a mı gelecek? Erden Timur'un böyle planları mı var, girişimleri mi var iddiaları dolaşırken Dursun Özbek'ten resmi bir açıklama geldi. Sadece Galatasaray değil, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta da bilmiyorum. Beşiktaş'ta en azından taraftarın böyle bir beklentisi geçmişti. En azından Türkiye ziyaretiyle ilişkili. O biraz işin esprisi de. En azından ziyaretiyle alakalı o fotoğrafların yansıtılması olur mu dedirtiyordu ama zor. Yani şu ekonomik gerçeklerde. Yine Fenerbahçe için ciddi şekilde yazılıp çizilen bir dönem ve oyuncudan bahsediyoruz. Yani Türkiye için yani gerçekçi olmak gerekirse zor. Bugün Dursun Özbek'in açıklaması da son dönemde özellikle hem sosyal medyada olsun hem geleneksel medyada olsun Cristiano Ronaldo ile ilgili haberlere yer verilmesinden ve bunun belki de üzerlerine baskı yaratmasından kaynaklanmış olabilir. Halbuki dünya üzerinde bir tane Cristiano Ronaldo var. Zaten hani bugün bir Arap kulübü senelik 120 milyon euro teklif edebiliyor. Yani mesele sadece para meselesi değil. Oyuncu ölçeğinde bakacak olursak. Cristiano Ronaldo'yu bir kere ikna etmek lazım. Bir projeye ikna etmek lazım. Ancak bu şekilde oyuncuyu getirebilirsiniz. Oyuncu Şampiyonlar Ligi'nde sürekli olarak oynayan bir oyuncu. Zaten orada kendisini göstermek, orada o vitrinde olmayı sürekli olarak tercih eden bir oyuncu. Ben hani bu Arap kulüplerine Al Nassr'ın galiba teklifini dahi değerlendirmeyeceğini düşünüyorum. Ama netice itibariyle tabii ki sürekli olarak bizde özellikle sosyal medyada taraftarlar hemen gaza gelebiliyorlar. Yani örneğin işte ne bileyim bir takım hashtagler açılıyor. Come to işte Galatasaray, come to Fenerbahçe, ama come to Beşiktaş. Ama sadece sosyal medyaya indirgemeyelim bunu Nevzat. Ciddi ciddi gazetelerde de, internet sitelerinde de birçok sayfada Erden Timur girişimlere başlayacak. Ara transferi için görüşmeler gerçekleştirebilir şeklinde ciddi, haberler ciddi de ciddi ciddi de ben yok biz yazmadık yani. Yok, sen yazdın ciddi, demiyorum ciddi canım. Haber de. Haberleştirildiğini de gördük yani. Tamam, sadece işte, taraftar nezdinde kalmadı. Bu, yok ben çok şey olmadı. Yani, o dediğin rüzgar çok esmedi. Çok ciddi ciddi olsaydı zaten hani bütün basın giderdi. O haberler peşine. Biraz şeydi, taraftar istiyor işte, taraftar sosyal medyada kampanya başlattı gelsin vesaire, onun haberleriydi aslında. Tabii biraz yani, o yöndeydi. Ben mesela geçen hafta bununla ilgili buradaki yayınlarda da dile getirdik yani Cristiano Ronaldo konusunda. Yani bugün başkanın yaptığı açıklama aynısını zaten geçen hafta da verdik. Geçen hafta böyle bir şeyin olmayacağını, gerçekçi olmadığını. Hani Cristiano Ronaldo'nun aldığı rakam hani 30 milyon euro. Alt bandını söylüyorum. Hadi diyelim 30 milyon euro. Bunu zaten Türkiye'de hiçbir kulüp veremez. Senin zaten takımın bütçesine neredeyse 30 milyon euro. Bir takım formüller belki bulabilirsiniz. O da nasıl? Sponsorlar. İşte, bileyim, uluslararası işte ne bileyim markalar, sponsorlar. Ama oyuncunun kendi markası da var sonuçta. Ya da ne bileyim sponsorluk anlaşmaları da var. Yani bunu sadece salt Galatasaray'ın anlaşma yapacağı işte sponsorluk firması üzerinden okumamak lazım. Yani Cristiano Ronaldo başlı başına bir dünya markası zaten. Bugün Juventus'a gittiğinde Juventus tabii ki Juventus'a bir maliyeti oldu. Ama Juventus ona yaptığının çok daha fazlasını kazandı. Ya her açıdan mesela sizin popülerliğiniz, bilirliğiniz, marka değeriniz Cristiano Ronaldo ile beraber kat be kat artar yani. Böyle de bir durum var. Ama gerçekçi olmak lazım. Yani Türkiye'ye gelir mi şu aşamada zaten yani çok zor, çok düşük bir olasılık. İşte geçenlerde Ali Koç da açıklamıştı. Bu konuda bir açıklaması var. Başkanın bu açıklamasını ben doğru buluyorum Sayın Dursun Özbek'in. Şundan dolayı her ne kadar biz bu iş olmayacak, kendi adıma da bu haberleri yapsak da, ya böyle bir gündem yok
desek de sonuçta sosyal medyada oyuncuya Galatasaray forması giydiriliyor ve buradan etkileşim alınıyor. Yani bu da doğru bir yol değil. İnsanlar bir beklenti içine sokuluyor. Sayın Başkan bence Zlatan'dan biraz ders almış gibi. Zlatan İbrahimovic'den. Çünkü geçmişte de Zlatan İbrahimovic üzerinden benzer bir gündem yaratılmış ve o transfer gerçekleşmeyince de, ki gündemde değildi, sanki yönetim başarısızmış, bu transferi gerçekleştirememiş, yapamamış algısı oluşturulmuştu. Şimdi benzer bir durum söz konusu. Yani Cristiano Ronaldo bu arada başaramamak, getirememek, yani o da dünya sonu değil. Yani sonuçta bir tane oyuncudan bahsediyoruz. Kimsenin Ronaldo'yu getiremedi diye Dursun Özbek yönetimine başarısız diyeceğini bir tane oyuncudan bahsediyoruz. Burada bence insanları umutlandıran, beklentiye sokan şey de şu. Galatasaray'ın bu yaz döneminde yaptığı transferler. Yani çok spektaküler, sansasyonel transferler yaptı. Başta Icardi olmak üzere. Şimdi bu transferleri yapan, ne bileyim, Hazard'la görüşen ama son anda ikna edemeyen ya da Depay'la belli bir noktaya getiren, adama Traore'yle uzun pazarlıklar yapan, Alexis Sanchez'de yemekler yiyen Galatasaray'ın tabii ki boşta, kulüpsüz olan Cristiano Ronaldo'yla ilgileneceğini düşünmek, yani tabii ki çok ütopik gelmeyebilir insanlara. Çünkü yaz döneminde belki Ronaldo seviyesinde değil ama onun bir tık, iki tık altında yine dünya çapında oyuncuları almış ya da ilgilenmiş, masaya oturmuş bir Galatasaray'dan bahsediyoruz. Bence bunun etkisiyle taraftarlar, özellikle Erdem Timur'un gözünü karartıp böyle bir transfer içine gireceğini düşündüler ama yanıldılar herhalde. Hatta ben Cristiano Ronaldo'nun Manchester United'da yolların ayrıldığı gün bakıyorum sosyal medyada şöyle paylaşımlar var. O gün ben de yoldaydım. Buraya geliyordum galiba. Gece de yayın da vardı tabii. Çünkü hep biliyorum ben Nef Stadı'na, yani Galatasaray Stadı'nın yanından hep geçtiğim için oradaki işte akşam ışık şeyi nedir ne değildir bilirim yani. Neyse geldim, şöyle açtım Twitter'ı, şey yazıyor. Manchester United ile Cristiano Ronaldo'nun yolları ayrıldı. Nef Stadı'nda bu akşam, bu gece ışıklar yanıyor diye, tamam mı? Tamam, ben diyorum ya, toplantı. Ben şey, sanki olağan dışı bir şeyler oluyormuş, tamam mı? Yani böyle bir olağan dışı bir şeyler var şu an Galatasaray Stadı'nda. Hatta Erdem Timur biliyorsunuz, yani inşaat alanında kendisi, işte orada bazı işte ne bileyim satışa çıkarılan yerler ve onun geliriyle bu transferin karşılanacağı yönde yine paylaşımlar. Ya ben Allah Allah dedim ya, sonuçta ben bu stadın yanından hep geçiyorum ve bu Cristiano Ronaldo'nun sözleşmesinin feshedildiği güne denk gelen bir şey değil. Bu her zaman zaten, hani akşam zaten o ışıklar yanar diye yani görüyordum zaten. Yani sonuçta insanlar bir beklenti içindeydi ama gerçekçi olmak lazım. Ha şu da vardır, Galatasaray'ın kültüründe, dünya yıldızları geleneğinde, tabii ki Beşiktaş'ın da olmuştur, Fenerbahçe'nin olmuştur. Çok önemli yıldızlar geldi. Biz Hacı'yı izledik, biz Popescu'yu izledik, biz en iyi dönemde Jardel'i de gördük. Jardel'i de getirebildi Galatasaray gücü, markası. Drogba'yı da getirdi, Snyder'i de getirdi. Ha, Cristiano Ronaldo farklı. Yani Cristiano Ronaldo sadece bir oyuncu değil, bir proje, belki bir marka. Belki bir gün Türkiye'ye düşebilecek oyunculardan olabilir Cristiano çok Ronaldo. Tam ama son sezonunda 40'ında mı? 40'ıma kadar oynayacağım diye. Son sezonu olmasa dahi, yani şu anda da değil. Şu an çünkü gerçekten fizik gücü olarak hala çok iyi seviyede bir Ronaldo'dan bahsediyoruz. Geçtiğimiz hala sezon üst düzey oynayabilecek bir oyuncudan bahsediyoruz. En kötü halinde 27 gol mü atmıştı Manchester United'de? En kötü hali bu. Yani. Yani o Manchester United kadrosunda. Yani şimdi vücut yaşı hala 23 olduğu söylenen bir oyuncu zannetmiyorum ki üst seviyeye hedefleyen, Şampiyonlar Ligi seviyesinde daha doğrusu şu an Türkiye Ligi'ndeki tüm kulüpler bir araya gelse Cristiano Ronaldo'yu getiremez. Yani belki de yazın 350 milyon euroyu reddetmiş bir oyuncudan bahsediyoruz. Evet. Şu an daha fazlaları konuşuluyor. Parayla zaten bir işi yok. Yani yeterince para kazanıyor. Doğru. Bugün
sosyal medyada sadece bir sosyal medya hesabında 502 milyon takipçisi olan bir futbolcudan bahsediyoruz. Yani koyduğumuz nokta, hani saydığımız bütün isimler şu ana kadar, işte Galatasaray'da saydık, Beşiktaş'ta sayabiliriz geçmişten bugüne yıldız isimler vesaire, işte Guti'ler geldi, Pepe'ler geldi, takım arkadaşı. Onlar ayrı. Evet, onlar yıldız futbolcuydu ama Cristiano Ronaldo yıldız bir futbolcu, başka bir şey. Ya onlar, Messi ile ikisi tüm futbol dünyasının üzerinde bir çatı. Parayla zaten işi yok. Parayla ikna edebileceğiniz bir futbolcu değil. Hani verelim 40 milyon euro da gelsin bize. Öyle bir derdi yok ki. 350 milyonları da reddediyor Cristiano Ronaldo. Benim beklentim Ronaldo'nun Manchester United satın alıp Erik Ten Hag'ı kovması. Şu an Manchester United'da bu arada satışı çıkıyor. Çok para istiyorlar. 8 milyon, 8 milyar sterlin istiyorlar. Manchester'da para eder tabii. Bir ortak bir girişimci bulursa. Messi ile birlikte mi? Messi ile birlikte. Hayır, vardır. Var yani, bizde de oluyor oyuncular bazen. Öyle bir ortak girişimci bulursa. Ya keşke tabii bir sezon hani izlesek diyeceğim de. Yani şöyle bir şey de var tabii benim nezdimde. Evet, Cristiano falan para vermez de. Buraya gelse bambaşka bir hava yaratır. O ayrı bir konu ama. Yani şimdi 30 milyon 40 milyon euro düşünüyorum. Borcunuzu kapatırsınız ya. Ya varsa o kadar paranız, gidin borcunuzu kapatın. Gönlü rahatlığıyla ondan sonra takım yapın. Zaten 5 milyar, 6 genç milyar yıldızlar, borçtan bahsediyor. Genç yıldızlar bulun, alın takımınıza. Yeni Cristiano Ronaldo'lar üretin ki bizim asıl problemimiz burada. Biz yenilerini üretmek zorundayız. Son yıllarda yabancılar noktasında yavaş yavaş böyle bir sanki iğme yakalıyoruz gibi bu konuda ufak tefek. O gün tefek. Sana bir söyleyeyim mi? İşte Fenerbahçe buna o bir örnek mesela. 30 verirsin 100 alırsın. Orada o matematikle şey yapmayalım. Yani koyduğundan Ronaldo'ya verdiğinden daha fazlasını kazanırsın ama Ronaldo'yu getiremezsin. Çünkü oyuncu yani paraya gitmiyor. Ya para. Oyuncunun çok daha farklı şeyleri var, paraya beklentileri var. Türkiye'den çok daha yüksek paraları veren. Tabii işte 120 takımlar, milyon euro yani. Çok rahat bulunmuş. Acaba kaç parası vardır? 8 milyar. Oyun başka bir noktadır. 8 milyar sterlini var mıdır? Sen Manchester United'ı alabileceğini düşünüyorsun yani. Ya 8 değil de Chelsea gibi 4 falan isteseydiler belki alabilirdim. Peki. Ronaldo şimdi, öyle bir dolandırılacak bir şeyi de yok yani. Havası var mı? Gerçi bir avukatıyla bir problem yaşamıştım. Menajeri o bulur yolunu. Yani Ronaldo bizde çünkü bizim oyuncularımız çok başına geliyor. Çok acı hikayeler var. İş hayatına girip batıran. Futbolu bitirme noktasına geldiğinde maddi olarak çok fazla bir şey olmayan birçok oyuncu vardır ama Ronaldo mesela Eboué'yi hatırlıyoruz, çok kötü duruma düşmüş. Tabii. Yani Ronaldo'nun bir ekibi var yani, çok profesyonel bir ekibi var, 50-60 kişilik bir ekibi olduğu için abi işler oraya kolay peki, değil. Peki netice itibariyle Galatasaray Başkanı Dursun Özbek doğru açıklamam. Ronaldo planlarımızın içerisinde yok dedi ve konuyu kapattı. Şimdi Dursun Özbey'in diğer açıklamalarına da şöyle satır başları halinde bir bakalım isterseniz. İnşallah Mayıs ayında beklenen sonuca ulaşacağız diyor Galatasaray Başkanı. Başakşehir maçında alınan 7-0'lık galibiyet için sürpriz bir sonuç ifadelerini kullanmış değerli izleyenler. Ve Dünya Kupası'nı yorumlarken de Fransa'yı beğendim açıklamasını, ifadesini kullandığını görüyoruz. Nevzat, bundan da biraz bahsedelim istersen. Şöyle satır başları halinde bu açıklamaları birkaç cümleyle değerlendirelim. Galatasaray'ın diğer gündem maddeleriyle devam edelim. Fransa'dan bir başlayalım. Bir daha tekrarlayabilir misin? O arada çünkü telefona mesajlar geliyordu. Fransa'yı beğendiğini söylüyor Dursun Özbek. Fransa'nın şu ana kadarki maçları Fransa fena değil, evet. Yani o kadar eksiğe rağmen muhtemelen İspanya maçını izlememişti bu açıklamayı yaptığında. Peki gönlü Fransa'dan yana da olabilir. Çünkü İspanya da iyi oynadı. İspanya çok iyi. Japonya keza öyle. Ama yani Fransa'yı beğendiğini söylemesi bir mesaj olabilir mi? Acaba yani o pazara yönelik bir beklenti, Oliver Giroud Galatasaray'da bir düşüncesi olabilir mi? Giroud da değil mi? Belki Fransız ekolünden yetişen insanlar oldukları için Fransa'ya daha başka bir... Yok da hani herkesin Dünya Kupası'nda desteklediği bir ülke, bir takım olur ya genelde. Belki Dursun Özbey'in de desteklediği ülke Fransa. Fransa ekolünden öyle bir şeyden yetişmiyor. Yani sonuçta Galatasaray Lisesi'nde okumuştu. Evet. Fransızca ders almak, eğitim almak Fransa kültürünü çok şey yapmaz yani. Hayır, belki olabilir canım, insanlar yok. Sebebi orada, çok yani en olaklı insanlar. Fransa tabii ki son dünya şampiyonu.
atletik, işte ne bileyim farklı oyuncuları, daha teknik oyunculara sahip bir gelenek. Belki ondandır işte Mbappe falan. Olabilir. Ama hani izledikçe tabii bu turnuvada farklı takımlara karşı ilginiz artıyor. Yani mesela peki. Japonya çok sempatik geldi değil mi? Zaten şu an favoriler arasında kazanan bir tek İspanya ile Fransa var. Doğru. Almanya kaybetti, Arjantin kaybetti. Yani son Dünya Kupası finalisti Hırvatistan berabere kaldı. Diğer maddeleri okuyabilir misin? Diğer maddeleri tabii ki okurum Nevzat. İnşallah Mayıs ayında beklenen sonuca ulaşacağız bunu diyor. Dile getiriyor ve 7-0'ı da sürpriz bir sonuç olarak nitelendirmiş. Başakşehir maçı. Başakşehir. Sürpriz sonuç zaten. Yani o normal bir skor değil. Peki. Dursun Özbey'in açıklamaları bu şekilde değerli izleyenler. Özellikle tabii ki Ronaldo bölümü çok dikkat çekti. Ve birinci ağızdan da bu konuyu biz de konuştuk, değerlendirdik resmi açıklamanın üzerine. Şimdi Galatasaray'ın diğer gündem maddelerine bakalım. Malum devre arasında yapılabilecek transferlerle ilgili her geçen gün yeni haberler gelmeye devam ediyor. Birkaç gündür Cengiz Ünder üstünde çok yoğunlaşmıştık. Şimdi yine dünya yıldızlarının aslında gündemde olduğuna dair haberler görüyoruz. Onlardan biri de Dembele. Haberimiz var konuyla ilgili. İzleyelim, devam edelim. Evet, Eden Hazard ismi birkaç gündür yine konuşuluyordu. Cengiz Ünder'den bahsediyoruz. Sezon başında da gündeme gelen bir isimdi. Şimdi Dembele. Zaten merak edilen konu da şu Nevzat. Hemen yine sana döneyim. Galatasaray'ın devre arasındaki transfer planları yine yıldız oyuncu transferi üzerinden mi şekillenecek? Yoksa biraz daha Okan Buruk'un raporu doğrultusunda nokta atışı, belki yerli isimlere yöneleceği şekilde bir transfer planlaması mı yapılacak? Ya ikisi de olur yani, sonuçta yıldız oyuncular da var bu politikada. Erden Timur'un yaptığı açıklamada işte hayal etmenin sınırı yok demişti. Yani hakikaten bir Galatasaraylı bu kadar büyük bir beklenti içine girmesinin sebebi biraz bu yönetimin, başkanın, Erden Timur'un etkisidir diye düşünüyorum. Baktığımızda da tabii ki Dembele bu isimlerden bir tanesi. Sonuçta Galatasaray'ın ilgilendiği ve görüştüğü menajeriyle oyunculardan bir tanesi. Ve önümüzdeki sezona hazırlık bir taraftan da. Hani devre arasında olabiliyorsa bir şekilde onu da zorlayacaktır. Çünkü devre arasında ayrılıklar da söz konusu. Dembele de Galatasaray'ın bugün gündemine gelmiş bir oyuncu değil. Yani Fenerbahçe'yle de bu arada geride bıraktığımız sezon, en azından transfer sezonunda adı geçen bir oyuncuydu. Bildiğimiz, yabancı olmadığımız bir oyuncu. Oyuncunun menajeri İstanbul'a geldi. Cenk Ergün'le görüştü. Ön görüşmeler yapıldı. Olumlu geçtiğini, Dembele'nin Galatasaray'da oynama fikrine sıcak baktığını biliyoruz. İyi bir oyuncu. Sonuçta Galatasaray direkt belki hani 11'de oynayabilir mi? Ya da Dembele geldiğinde ona göre bir plan yapılır mı? Çift forvete döner mi? Bunları tabii ki tartışmak lazım ama sonuçta Dembele'ye karşı Galatasaray'ın düşüncesi, ilgisi yeni değil. Bugün projesi değil en azından. Geçmişten gelen oyuncuya karşı Galatasaray'ın bir ilgisi olduğunu biliyoruz. İyi bir oyuncu. Sonuçta Icardi kiralık. Elbette Galatasaray bu performansını devam ettirirse oyuncunun bonservisi için bütün şartları zorlayacak. Bence daha gerçekçi bir hedef. Yani Ronaldo hayali güzel, doğru. Ama hayal şu an. Yani böyle bir şey yok. Zaten bugün başkan da açıklıyor. Ama Icardi siz getirebildiniz. Icardi de birçok kesime göre, birçok insana göre hayaldi. Sonuçta 50 milyon euroları görmüş. İtalya'da gol krallığı yaşamış. Paris Saint-Germain de Paris Saint-Germain tarafından transfer edilmiş. Yani bu bugün Paris Saint-Germain'e transfer olmak kolay bir şey değil. Buna rağmen Galatasaray bu transferi gerçekleştirdiyse birçok önemli transferi de gerçekleştirebilir düşüncesi, kanaati herkeste var. Hazard'la alakalı dediğin gibi, Hazard da belli bir noktaya gelmişti. Hatta ikna olma noktasındaydı. Ama olmadı. Yani sonuçta Hazard Real Madrid'in oyuncusu. Tabii ki bir oyuncu öncelikle Real Madrid'de kalmayı ister. Dolayısıyla Galatasaray açısından baktığımızda transferde sadece salt böyle yıldızlara yönelik bir politik olmayacaktır. Ama bunlar da, bunları da içeren, kapsayan bir transfer politikası bekliyorum. İçinde tabii ki bugün Hazard olsun, Depay olsun, Traore olsun. Bunlar ki Alexis Sanchez işte Marsilya'ya gitti. Galatasaray'ın görüşmeden hatta olumlu geçti. Belli bir seviyeye geldi. Ama son anda gerçekleşmeyen transferler
bu transferler gerçekleşmemesine rağmen Galatasaray yönetiminin, Erden Timur'un bu oyuncularla teması kesmediğini, o ilişkinin korunduğunu biliyoruz. Yani Hazard olmadı. Tamam hadi güle güle biz başımızın çaresine bakalım. Böyle bir şey yok. Böyle bir politika yok. Tamamen oyuncu ikna, çünkü Icardi de böyle ikna edildi. Yani oyuncuyu, çevresini, ailesini bir şekilde ikna etmek lazım ve ilişkileri sıcak tutmak lazım. Bundan oyuncu bir şekilde etkilenebilir. Yani siz Hazard'la tamam kabul etmedi yaz döneminde. Real Madrid'de kalmak istiyorum dedi son anda. Bu ilişkiyi kesmezseniz, böyle 2 ayda 3 ayda bir yemekler yemeye devam ederseniz, sonuçta oyuncu da diyecek ki ya bunlar ciddi galiba. Yani bunlar büyük düşünüyorlar. O zaman bir düşüneyim der diye tahmin ediyorum. Yani bu nereden Timur da söylüyor. Biz oyuncularla kesinlikle ilişkimizi kesmedik. Bu bahsettiğimiz haberler de biraz bundan kaynaklanıyor. Yani Galatasaray'ın ismi her an depoyla da anılabilir. Hazard'la da adı geçebilir. Diğer taraftan Traore'le de olabilir. Ama Ronaldo konusu başka bir şey. Evet. Ronaldo çok farklı bir boyutta bir oyuncu. Yani bugün hakikaten ben başkanın bu açıklamasını son derece doğru buluyorum. Çünkü taraftar Ronaldo'ya odaklanmaktan elindeki oyuncunun kıymetinin farkına varamıyor bir süre sonra. Yani o zaman da diyor ki ya biz Ronaldo'yu alamadık. Gerçekçi olmak lazım. Şimdi burada bir virgül atalım Nevzat. Transferden devam edeceğim ama bu yıldız isimlerle ilgili o günün de görüşlerini de merak ediyorum. Galatasaray'ın transfer planlamasında bu şekilde yıldız oyuncularla devam etme ihtimali. Yani şimdi şöyle, Musa Dembele özelinde Celtic dönemi harika bir dönemdi. Çok genç yaşta çok iyi bir çıkış yakaladı. Hatta Fransa futbolu açısından da çok büyük beklentiler vardı. Ama o patlamanın devamında yani Lyon süreci çok iyi gitmedi. İstikrar problemi yaşıyor. Ama 26 yaşında bir oyuncu. 26 yaşındaki bir oyuncuyu yeniden kendine getirip kazanımlar elde edebilirsiniz ki Musa Dembele'nin Celtic döneminde Türk kulüpleriyle adı anılıyordu. Yani orada çok yazılıp çizilmişti işte orada çok iyi performansı varken. Ya Lyon da dedi ki ya pardon da dedi sizin cürmünüz ne? 19 milyon euro verdi aldı yani. Hani bazen o genç yaşta da yani burayla çok adı anılan bir oyuncuydu. Ama istikrar problemi var. Biraz daha da rahat davranan bir oyuncu. Hı. Benim tek düşüncem Galatasaray'ın bu politikasıyla ilgili. Şimdi evet sezon sonunu düşünüyor olabilirsiniz ama mevcut kadronuzda elinizde 3 santrafor var. Tabii bu noktada biriyle belki Icardi, de yolların Seferovic, ayrılması Gomis bekleniyor. Ama belki iki tanesi gidecek. Yani sadece bir tane de değil. Evet. Onu şimdi zaten soracağım biraz. Merak ettiğim konu bu. Evet. Eğer ki elinizdeki oyunculardan çıkış yapacaksanız Musa Dembele sizin için önemli bir transfer olabilir. Şu anda düşük maliyeti çok rahatlı transfer edilebilecek bir oyuncu. Çünkü uzun süredir bir istikrarı yok. Hı hı. Çok alt seviyede bence yeteneklerinin çok altında futbol oynuyor. Ama elinde Seferovic ve Gomis var. Muhakkak bunlardan çıkış olması gerekiyor. Ne kadar burada yol kat edildi, ne kadar kat edilmedi. Tabii Nevzat Dinler daha iyi bilir ama Seferovic de kötü bir oyuncu değil. Ben onu tekrar edeyim. Yani ben o fikrimin arkasındayım. Geldiğinde de söyledim. Seferovic iyi bir futbolcu. Hı hı. Ama golcülerin öyle bir dönemi vardır ki böyle 2-3 maç böyle çok kötü oynadığında o baskıyla birlikte bir şeye girerler. Böyle, belki Dünya Kupası'nda şans bulursa ki bugün geleceğim. De izleyeceğiz. Şimdi oraya geleceğim. Bir şeye girerler böyle aceleciliğe. Ya bir gol atayım rahatlayayım durum. Mesela şu an bunu ligde yaşayan birçok Cenk Tosun da mesela sonradan maçlara girdiğinde Beşiktaş'ta yaşıyordu. Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı yaşıyor bunu dikkat edin. Yusuf sürekli ya bir gol atayım rahatlayayım durumunda. Golcülerin böyle dönemleri olur. Seferovic İsviçre milli takımında çok iyi futbol oynayan, başka bir futbol oynayan oyuncu. Orada belki de çok iyi bir dünya kupası geçirecek ve Galatasaray yönetimi de diyecek ki ya biz sezon sonuna kadar bekleyelim bu planlamalarda bir bekleyelim diyecek. Şu an bence Icardi bir alternatif üzerinden çalışılıyor. Ama elinizde 3 tane santrafor varken biraz şey geliyor bana tabii. Şimdi Seferovic'in İsviçre milli takımıyla sergileyeceği performans satışını mı kolaylaştırır Nevzat? Yoksa Galatasaray Seferovic'den faydalanma yoluna mı gider? Ya ben çok etkileyeceğini düşünmüyorum. Yani Seferovic oyuncu olarak zaten bilinen bir oyuncu. Hani bugün kalkıp ekstra bir performans sergilemez. Zaten belli bir standardı vardır. İsviçre milli takımında da
gol atması, arkadaşlarına alan açması sürpriz olmayacak. Galatasaray performansı. Yani hiç bilmediğim bir oyuncu olsa okey, yani ona bir şey demem. Ama Seferovic zaten bildiğim bir oyuncu. Seferovic'teki problem performansından ziyade biraz mental bir problem var. Yani Seferovic yaşadığı sakatlıkların, özellikle son sezon sakatlığın etkisiyle saha içerisinde bir hücum oyuncusunun, bir forvet oyuncusunun gösterdiği direnci gösteremiyor. Sıkıntı burada. Belki Dünya Kupası etkisiyle, sakatlanma korkusuyla çok fazla risk almadı. Bunu da belki tartışabiliriz. Doğrudur. Yoksa Seferovic ikinci isim olarak gayet ideal bir isim. Yani baktığında Benfica'sı, işte Bundesliga'sı, Şemil takımı, background'u son derece iyi. Acaba hani şimdi böyle konuşurken tabii hani pencereler açılıyor, farklı konular gündeme gelebiliyor. Acaba Dünya Kupası için mi kendini çok fazla riske etmedi? Yani daha fazla sakatlanabileceği pozisyonlara belki de bu yüzden mi girmedi konusunu tartışabiliriz. Dünya Kupası'nı bak izleyeceğiz yani. Seferovic Galatasaray'da bugün çünkü Kamerun'la oynayacak. Daha yani çünkü orada ön tarafta oynayan oyuncudan beklenen rakip savunmayla omuz omuza oynayabilecek, fiziksel olarak temasa girebilecek bir oyuncu. Şimdi Seferovic bu işlerden kaçıyordu. Mesela hani gol atıp atmama meselesi değildi. Ön tarafta siz bu şekilde mücadele içerisine girerseniz arkadaki oyunculara da alan açıyorsunuz. Yani Icardi sadece işte yaptığı, işte attığı gol ya da yaptığı asiste değil. Icardi çok mücadeleci bir oyuncu. Bu anlamda da arkadaki oyuncuların yükünü hafiflettiğini düşünüyorum. Seferovic konusunda da tabii ki Dünya Kupası'nda çok ekstra bir performans sergilerse yeniden bir değerlendirirsiniz sonuçta senin oyuncun. Yani göz göre göre de bu kadar iyi oynayan, formda bir Seferovic'i bırakmazsınız. Yani bu konuda kesin Seferovic'de yollar ayrılıyor demektense şu an düşüncenin bu olduğu ama Dünya Kupası'ndaki ekstra bir performansın en azından ligin devre arasına kadar olan bölümünde Seferovic'e ikinci bir şans doğuracağını, buradaki o şansı kullanması durumunda da Galatasaray'da en azından ligin ikinci yarısı kalacağını düşünüyorum. Ama çok ekstra bir performans şöyle bir gözden geçirilir. Seferovic'i ne kadar kiralamışsın? 1 milyon euro. Çok yüksek bir maliyeti yok. Yani yıllık alacağı 2,5 vesaire. Artı 3,5'da satın alma opsiyonu var. Yani belli bir maç oynar. 20 maç işte 45 dakika sahada olursa zorunlu satın alma opsiyonu devreye giriyor. Şimdi Dünya Kupası'nda Seferovic'in 6 gol attığını falan düşünelim. Çok da iyi oynadı. O zaman yani Galatasaraylı yetkililer, teknik kadro, işte futbolun başındaki isimler diyecekler ki ya Dünya Kupası'nda bu kadar iyi oynadı. Bu oyuncunun bir pazarı var. Ne yapalım? Yani gidip sıradan vasat bir oyuncu almaya çalışsak 4, 5, 8, 10 milyon euro. Biz bunu o zaman kadromuza tutalım. Ve en kötü önümüzdeki sene satarız ya da devre arasında bir şekilde pazarlar. Zaten 6 gol atarsa yani hiç düşünmeyin bonservisini alın, gol kralı olur çünkü. Yani inisiyatif Galatasaray'da. Galatasaray isterse parayı basar, 3,5 milyon euro oyuncunun bonservisini alır. Yani Galatasaray açısından çok ciddi anlamda mali açıdan riskler içermiyor. İnşallah Seferovic oynar. Güzel oynar, goller atar. Gomis'in ayrılma ihtimali, çok özür dilerim o gün. Gomis'in de ayrılma ihtimali var. Suudi Arabistan'dan teklifler aldı ama ben Adana Demir ihtimalini yüksek görüyorum. Şundan dolayı. Sen Gomis'in ayrılma ihtimalini evet, ciddi var. Ciddi yüksek var, görüyorsun. Var. Hem yani bu işte Dembele'ler falan işlemlerin hızlanmasının sebebi biraz da bu. Seferovic diye düşünürken Gomis o zaman daha yakın Gomis ihtimal. Gomis de var ama sonuçta 37 yaşında hala tercih edilmesi bir kere çok güzel bir durum. Gomis'le alakalı şöyle bir bilgi vereyim. Adana Demir Galatasaray maçı bu sezon oynandı. Maç bitti. Biliyorsunuz 0-0 bitmişti. O maç bittikten sonra takım İstanbul'a döndü. Gomis dönmedi. Gomis 2 gün Adana'da kaldı. Tabi orada eski arkadaşları da var sonuçta. Daha önce beraber oynadığı isimler de var. İşte ne bileyim Belhandası falan. Hatta galiba bir Hatay'da yapmışlar. Yani öyle bir tur. Yemek gastronomi turu. Gastronomi turu.
Komise yakışır değil mi? Vallahi herkese yakışır. Ben de şu an isterdim orada bir gastronomi turu yapmak. Öyle bir iki gün takılmışlar. Bence Adana Demir'de de iş yapar Gomis. Biz bu arada o maçın oynandığı günlerde hep Icardi'nin gidişini değil ve mi? Oraya gitmeyişini konuştuğumuz için bu konu hiç gündeme gelmemişti doğru, Nevzat. Doğru. Demek ki Adana Demir maçı bir kırılma maçı yani birçok açıdan. Netice itibariyle bir Galatasaraylı nasıl bir Fenerbahçeli oturup ya Batshuayi gol attığında böyle keyifle. Sonuçta ben de Fenerbahçeli olmaya gerek yok. Türkiye'den giden bir oyuncunun Dünya Kupası'nda iyi performans sergilemesine bayılıyorum. Mesela Valencia. Valencia şimdi el üstünde. Ama Valencia'nın tartışıldığı dönemde ben kendi adıma Valencia bu takımın bir numarası Valencia'dır. Karşılığı olan oyuncu Valencia'dır. Yani neye şaşırıyoruz? Bu açıdan da Seferovic eskiden şeydik böyle Dünya Kupalarında çünkü sonuçta bir Türk milli takımı Dünya Kupalarında yok. Yani bir tek 2002'de varsın. Biz kendi ülkemizden giden oyuncuların performansıyla mutlu oluyorduk. Tamam mı? Benzer bir durum. O yüzden Seferovic Galatasaray'ın golcüsü olarak bugün sahnede olacak. İyi oynaması Galatasaray'a yazar. Şunu söyleyecektim. Galatasaray'da eğer ki planlama elimizde 3 tane oyuncu var ve bu santrafor var ve bu santraforların tamamında sözleşmesi Mayıs ayından sonra bitiyor. Biz gelecek sezonu da şimdiden planlamamız gerekiyor. Çünkü sezon sonu yani bir santrafor aramak evet. var ama 2-3 santrafor aramak başka bir şey. Yani bir tane bulursunuz. Hatta ikinci alternatifinizi de üretirsiniz. 3 tane santrafor aramak çok acayip bir durum. Şimdi Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor gibi takımların da hep kadrolarına bakalım. 3'er tane santraforla oynarsınız sezonu. Çünkü çok farklı kulvarları bir arada götürmeniz gerekiyor. Şimdi tüm santraforlarınızın sözleşmesi sezon sonu bitiyor. Burada bir planlama gerekiyor, evet. Bu planlama da gelecek sezon Gomis zaten Galatasaray'ın oyuncusu olmayacak. Bu belli. Zaten 38 yaşında olacak seneye de. Evet. Dolayısıyla şu an mevcutta hemen çıkış yapabilirsen oraya bonservisini alabileceğin bir oyuncuyla takviye yapmak en makulü olacaktır Galatasaray adına. O gün bu sene şampiyon oldu diyelim Galatasaray. Şampiyonlar Ligi ön elemesi oynayacaksın. Hı-hı. Ön eleme maçına sen en az 2 tane sağlam evet. değil mi? Bir ara Fenerbahçe biliyorsun Benfica maçında Alper Potuk'ta falan çıkmıştı. Yetiştirememiş. Özellikle böyle kiralık oyuncu sayısı çok fazla olan takımlarda ya da mevkisel açısından çok fazla olduğu yerde planlamayı çok önceden yapmanız önceden gerekiyor. Önceden yapmak lazım doğru. Çünkü 3 oyuncu bitti. Mayıs geldi. Haziran'da hadi bakalım. 3 tane santrafor arayın. Şampiyonlar Ligi maçına çıkacaksın. Yani orada 2 tane sağlam santrafor olması lazım. O yüzden Galatasaray bir santrafor operasyonu yapacaksa devre arası en azından 1 tanesini gelecek sezonun bir santraforunu devre arasında yapması gerekiyor. Ama Dembele olur ama bir başkası. Tekrar söylüyorum. Bence Dembele, o bir bile yeterli değil. Yani. Ya en azından bir tanesini şunu söyleyeyim. Bir santrafor bulmak kolay iş. Bir santrafor bulmak kolay iş. Ama 2-3 zorlar sizi. Bir de tabii. Maç şunu, takvimi öne geliyor. Şunu en azından çıkarabiliriz. Bu hareketlilik zaten normal. Yani Galatasaray gibi. Çünkü Dursun Özbek yönetimi şöyle bir handikap yaşadı. Çok kısa sürede birçok transfer yapmak zorundaydılar. İşte hoca operasyonu 12-13 tane transfer yaptılar. Bunları çok kısa bir sürede gerçekleştirdiler. Şimdi önünde vakit var. Bu vakti de iyi değerlendireceğini düşünüyorum. İlla zaten devre arası transferini sen gidip o 15-20 günlük periyotta yapmazsın. Devre arası eğer bir şey düşünüyorsan bugünden o hazırlıkları yaparsın. Dembe de doğru isim. Yani o günün de söylediği gibi 26 yaş ve bence şey olarak kariyer olarak iyi bir döneme denk geliyor. Celtic'te çok fantastik gollere imza atıyordu. O dönem Galatasaray transfer etmedi ve daha sonra işte Lyon performansı vesaire ki Celtic performansıyla iyi rakamları gördü. Çok tartışı. Ben bu arada Lyon'a transfer 19 mu dedin sen? 18'e de 19'du yani o civarlarda. 20 milyon euronun altındaydı. Ama 40-45'ler adı şey geçiyordu. Piyasası 40-45'ler de dolaşıyordu yani. O işte Lyon'da aynı performansı devam ettirebilseydi muhtemelen zaten Fransa milli takımı da görüp ondan sonra bir üst seviyeye taşırdı kendisini ama o bir üst seviyeye bir türlü çıkamadı o kariyerinde. Atletico Madrid'e falan da kiralık gitmişti. 2 sezon öncesiydi. Orada da çok az süre bulmuştu mesela. Yani Celtic tamam ama sonrası çok zayıf kaldı. Yani biz bu tür
kariyerlerde Türkiye'deki sıçramalara çok denk geldik, çok yaşadık. 26 yaşındaki bir oyuncuyla bu sıçramayı yaşatabilirsiniz siz burada. En azından 3 santrafor düşündüğünüz yerde eğer bonservis, şimdi haberde bonservis bedeli ödemeden diyor. Bonservis bedeli ödemeden alacaksanız... Büyük iş. Çok büyük iş. Gayet yerinde bir transfer. Zaten böyle transferler yapmak zorundasınız. Bu arada mesela Gomis az para kazanmıyor Galatasaray'da. Zaten maliyet hep tartışıldı Gomis. Valla Gomis bence hak ediyor. Yani Gomis'in bir buçuk sezonu 2-2,5 civarı. Fena çok değil. İyi rakam. Yok. Bence normal. Adam zaten seni ilk haftalarda o taşıdı. Yani Gomis, Okan Hoca Gomis'in kalmasını isterken hep şunu düşündü. Ben Gomis'i bir hamle oyuncusu olarak bu takımda konumlandırırım. 15-20 dakika bana işte katkı sunar. Gomis 90 dakika oynamaya çalışıyor. Yani oynatıldı hatta. Yani Gomis 90 dakika verimli olabilecek bir oyuncu değil. Size 15-20 dakika büyük katkı sunar. Ligin ilk haftalarında da Galatasaray'ı taşıdı. Şunu unutmayalım. Tabii Galatasaray Mustafa Muhammed sonuçta Galatasaray'ın oyuncusu. Eğer Nantes opsiyonunu kullanmazsa Galatasaray'a dönecek. Şu performansına baktığında kullanacak gibi gözüküyorlar. Son muhtemelen Belçika hazırlık maçında çok güzel bir gol atmıştı. Bu arada rakamda galiba 5.750.000 euro. Peki Nevzat, hemen şunu da sormak istiyorum. Biraz santrfor bölgesine odaklandık biz ama Dünya Kupası'nda boy gösterecek diğer oyuncular ve onların alma ihtimali olan teklifler de var gündemde. Galatasaray hangi oyuncusunu göndermeye sıcak bakabilir? Kimlere teklifler gelebilir? Galatasaray'ın bu oyuncuları, Nelson gibi, Torreira gibi oyuncuları mutlak şampiyonluk hedefiyle çıktığı bir sezonda gönderme lüksü var mı? İstersen biraz bunlardan da bahsedip öyle tamamlamış oldum Galatasaray'ı. Ya sadece Galatasaray'ın değil, şampiyonluğa oynayan, hedefi olan hiçbir takımın direkt 11'de oynayan oyuncusunu göndermek gibi lüksü yok. Ama kulüplerimizin de iyi teklifleri hayır deme lüksü yok. Aynen. Gerçekçi olalım. Sana 15-20-25 milyon eurolar gelirse hayır diyemezsin. Dolayısıyla Nelson mesela kritik. Nelson da Galatasaray fena bir para vermemişti. Yani bir oyuncunun bonservisine 7 milyon euro az bir rakam değil. Genç bir oyuncu Kopenhag'da. Evet. Şimdi Galatasaray da iyi bir para verdi sonuçta. Neticede çıkış maddesi var. 25 milyon euro. Yaz döneminde Sevilla'ya transferi konuşulmuştu. Galatasaray'ın istediği rakamlara gelmediği için, çıkmadığı için Sevilla bu transfer gerçekleşmedi. Şimdi Sevilla kötü gidiyor. İster istemez tekrar bir Galatasaray'ın kapısını çalacak beklentisi oluşmuş durumda. Ben Galatasaray'ın bu konuda rahat olduğunu, masada güçlü olduğunu, illa oyuncu satayım diye bir politikanın olmadığını ama mutlaka oyuncunun alternatifinin bulunması gerektiğini. Dünya Kupası'nı izlediğimizde ben garibanlar demiştim ama sadece garibanlar değil. Hepsinin durumu çok iyi de. Yani daha çok Afrika ülkelerini kastederek öyle bir paylaşım olmuştum. Özellikle çok fazla takip etmediğimiz ülkelerde böyle ilginç oyuncular var. Mesela dün işte Kanada maçını izliyorsunuz. Sol stoperini mi diyeceksin? Direkt Beşiktaşlı birçok arkadaşım ya Beşiktaş transferi... 4 numarasıydı. Yani. Bak o gün zaten hemen hemen mimlemiş. Yarın okuyacağız sabahta galiba. Yok yok. Kanada'nın dün hakkını yediler zaten, moralimiz bozuk. Atiba varsa zaten bu arada şey olabilir. Kanada'dan transfer daha kolay gerçekleşir Beşiktaş'a. Zaten şöyle, Atiba mesela Larin'i öneren isimdi Beşiktaş'a. Evet, belki tamamında sözleşmesinin iyi bir performansı değil ama bir sezonu, şampiyonluk sezonu vardı. En etkileyici sezonuydu zaten. Onun dışında mesela dünkü maçta sağ kanat bek olarak oynayan Larin'i de önermişti zamanında Atiba. O zaman tercih edilmemişti. Ben mesela Belçika... Şimdi ben yerine giren Kone'yi beğendim dün de. Tamam, şimdi konu dağılmasın. Şu Galatasaray'ı bir toparlayalım ne zaman. Yani netice itibariyle sizin alternatif oyuncuları da hazırlamanız gerekiyor. Nelson yarın gidecekmiş gibi bir planlama içerisinde olmanız lazım. Ha, Dünya Kupası'nda şu an oynamadı. İlk maçta oynamadı. Ama aldığımız haberlerde Sevilla'nın ciddi şekilde yeniden olabileceği şey. Ben Galatasaray'ın mutlaka oraya bir yabancı alternatif alacağını düşünüyorum. Bakılıyor. Yani hazırlıklı olmanız lazım zaten her türlü senaryoyu. Torreira keza Milan adı geçen oyunculardan bir tanesi. Torreira için de yani şu an tamam Galatasaray'ın vazgeçilmez oyuncusu.
Ama Milan çok az komik bir teklifle gelirse o zaman hayır diyemezsiniz. Bunun dışında tabii yine Dubois'u okuyorum. Juventus'a adı geçmeye başladı. Sacha Boey Fransız kulüpleri. Galatasaray'da oyuncu kalmayacak bu gidişte. Yani netice itibariyle. Çok astronomik bir teklif gelmediği sürece göndermeyecek mi Galatasaray hiçbirini? İlla ben şu oyuncuyu satayım gibi bir derdi yok Galatasaray'ın. Belki yani. Patrick Van Aanholt. Aanholt başka. Beklenen. O ayrı bir vaka. O malumun ilanı yani, ben dün ne teklif gelirse gönderilecek oyuncular listesi mesela. Aanholt şöyle direniyor. Aanholt'la ilgili haber de yaptım. Oynamadığı sezonun bonusunu da istiyor. Yani maşallah. Şimdi devre arasında 1,5 sene daha kontratı var. 1,9 garantisi var. 1,9. Senelik 700 bin euro bonus maddesi var. Ki bu bonus maddeleri kolay bonuslar. Yani böyle çok Şampiyonlar Ligi'ni kazanırsa 50 bin euro o tarz bonuslar değil yani. Kolay ulaşılabilir bonus maddeleri var. Totali 700 bin euro senelik. Şimdi 1,5 sene daha kontratı kalıyor. Total 3,5 milyon euro istemiş. Evet. 3,5 milyon euro. Yani burada Aanholt bu şekilde zorluk çıkaracaksa Galatasaray'ın farklı bir strateji içine girip en azından oyuncuyu yıldıracak bir strateji izlemesi gerektiğini düşünüyorum. Peki. Bakalım onu da göreceğiz. Peki şimdi Fenerbahçe ile devam edelim. Zira Dünya Kupası'nda boy gösteren oyuncuların alabileceği teklifler konusunda Fenerbahçe'de de iki isim çok dikkat çekiyor değerli izleyenler. Valencia ve Batshuayi. İki oyuncu da Dünya Kupası'na golle başladı, iyi başladı, hızlı başladı. Hemen haberimizde o performanslara bir bakalım, sonra devam edelim. Spor Ajansı'na kaldığımız yerden devam ediyoruz değerli izleyenler. Fenerbahçe'yi konuşmaya devam ediyoruz. Sarı lacivertlilerde özellikle Valencia ve Batshuayi'nin Dünya Kupası performanslarıyla alabilecekleri tekliflerden bu performansı Fenerbahçe'ye nasıl yansıyacağından bahsettik bir önceki saat diliminde. Şimdi takım acaba bu arayı nasıl değerlendirecek? Bu aradan nasıl dönecek? Tabii bu da merak edilen bir konu. Özellikle araya gidilmeden önce Fenerbahçe'de savunma hattının çok yorulduğundan hemen hemen bütün programlarımızda bahsetmiştik. Yorulan isimlerden biri de Atilla Szalai'ydi değerli izleyenler. 4 aylık süreçte tam 29 maça çıktı Macar stoper ve artık bir dinlenme fırsatı buldu. Haberimizi izleyelim bu konuyla ilgili yine sonra devam edelim. Evet, Fenerbahçe'de beklenen tabii ki özellikle savunma hattının biraz dinlenmesi ve Dünya Kupası dönüşünde de yoğun maç trafiğine hazır olması bekleniyor. Bu anlamda tabii ara transferde yine savunmaya takviyeler yapılabileceği de konuşuluyor Fenerbahçe'de o gün. Birazdan onlardan da bahsederiz ama şu Szalai'nin dinlenmesi, mevcut savunma hattı dönüşte acaba neler vaat ediyor Fenerbahçe'ye? Biraz onlardan bahsedelim. Şimdi 4 ay 29 maç hakikaten çok yüksek rakam. Evet. Benim aklıma hemen şey geliyor. Pedri İspanya'da 70 küsur maç oynamıştı galiba ya da 70 maç. Acayip bir noktaydı yani çünkü o yaşta. Türkiye Ligi'nde acaba bir sezon içerisinde bir futbolcu en çok kaç maça çıktı sorusu var mesela bende. Sezon bittiğinde çünkü Atilla Szalai böyle giderse ligin tamamında oynadı diyelim. Avrupa var, Türkiye Kupası var. Onun dışında milli takımına sürekli gidip geliyor. Ya acaba kaç maça çıkacak diye merak ediyorum. Çünkü yani 4 tane 29 maç. Şu oraya ama şunu söylemek lazım. Sakatlanmadan girmiş olması çok büyük bir kazanç. Bu da vücut yapısını fiziksel olarak ne kadar gelişmiş olduğunu gösteriyor aslında. 4 ayda 29 maçı herkes kaldıramaz ki. Bir sezon içerisinde kaldıramayan çok futbolcu var bunu. Mesela hemen partneri Serdar Aziz. Hayatta 4 ayda 29 maç Serdar Aziz'den göremeyiz. Şimdi Fenerbahçe'deki bu yorgunluk tabii ki Luan Perez'de Gustavo Henrique'nin sakatlıklarıyla beraber geldi. Şimdi bu iki oyuncunun dönüşü hem Serdar'ı hem de Szalai'yi rahatlatır. Devre arası takviyeye ihtiyaç var mı? Açıkçası bu oyuncuları da sağlıklı olarak düşünsek yok. Yani çünkü Fenerbahçe 4 tane iyi performans alınan oyuncu var. Luan Perez, Atilla Szalai'nin alternatifi olur bu süreçte. Gustavo Henrique ile de Serdar Aziz arasında bir rotasyon, dönüşüm olur her zaman. Ama işte sizin planlarınız hayatın gerçekleriyle bazen örtüşmeyebiliyor. İşte Luan Perez sakatlandı, elde kaldı 3 stoper. Sonra bir anda Gustavo Henrique de sakatlandı, baş başa kaldınız Serdar Aziz ve Atilla Szalai ile. Fenerbahçe'nin bir de elinde bir oyuncu daha var tabii ki. Hani hiç adını almadığımız çünkü oynatılmayan, listede bulunmayan Lemos. Şimdi bu elindeki fazlalık oyunculardan çıkıldığı takdirde oraya bir alternatif üretme şansı olabilir Fenerbahçe'nin. Çünkü Serdar Aziz şu ana kadar götürdü ama onun da çok ağrı işi yüksek olan bir futbolcu değil.
Yani fiziksel yapısı da sakatlığa çok meyilli. Nerede, ne zaman o sakatlığı yaşayacağını kestiremiyorsunuz. Evet, darbeye bağlı olması ayrı bir durum. Ama Serdar Aziz'in darbeye bağlı olmayan da çok sakatlığı oluyordu. Dolayısıyla burada elinizde şu an Luan Perez, Gustavo Henrique sakatlığı varken Serdar Aziz'in de bir risk teşkil ettiğini düşünürseniz en azından Lemos'tan çıkıp bir alternatif üretebilirsiniz. Tabii Ahmet Selim vesaire daha iyi bilir. Yani Gustavo tabii ne zaman dönecek, Luan Perez ne zaman dönecek. Luan Perez'in sakatlığını atlattığı şu anda yavaş yavaş çalışmalara başladı. Çalışma değil yani. Şimdi ne zaman tam olarak hazır uzun olacağı. Uzun süre oynamayan bir oyuncunun 90 dakika maç temposu taşıması öyle bir anda olmuyor. O sakatlığında etkileri devam edebiliyor. Bazen sakat oyuncu döndü diyoruz ama ağrıları devam ederken dönüyor. Mesela bunun örneklerini çok yaşadık. Serdar Aziz de bunları yaşadı. Bazen ağrılarıyla oynamak zorunda kaldı. Şimdi Luan Perez döndü. Hadi Ocak ayında sahaya çıktı diyelim. Gustavo Henrique de aynı şekilde. Burada Fenerbahçe'nin vereceği karar. Acaba ben bu oyuncularla 3 kulvarı şu an aynı noktada götürebilir miyim? Evet, ligi Mart ayına kadar lig ve kupayı götürürüm. Orada bir de Avrupa girecek denge. Şimdi 16'ya kalmışsınız ya. Sonrasını hayal edebiliyor artık Fenerbahçe taraftarı. Bence bir basamak sonrası için bir şey yapılabilir. Bir aşama sonrası planlanabilir. Burada ama sayıca Fenerbahçe'nin mevkisi olarak çok fazla oyuncuları oluyordu. Orta sahada bir yığılma vardı. Keza aynı şekilde stoper hattında da böyleydi. Tisserand'dan çıkıldı. Kolker zaten oynatılmadı. Şimdi Lemos'tan da benzer şekilde çıkılırsa Fenerbahçe adına bir transfer olabilir. Ha, burada genç oyunculardan da bence alternatif üretebilirsiniz. Fenerbahçe'nin o mevkide oynayabilecek yetenekli oyuncuları vardı ama şampiyonluk ve Avrupa hedeflerinde gençler çok fazla göz önünde bulundurulmuyor. Çünkü yarışmacı takımlarda bir rotasyon, günü kurtarıcı oyuncular olarak değerlendiriliyor. Şu ana kadar iyi götürdüler. Özellikle mesela Serdar Aziz bu kadar takım arkadaşının yokluğunda bu kadar maçı kaldırması bile normalde çok fazla alıştığımız bir durum değil kendisi özelinde. Salahi noktasında da dediğim gibi ben Haziran ayı geldiğinde Salahi'nin kaç maçı çıkacağını merak ediyorum. Ve Türkiye Ligi'nde acaba Türkiye Süper Lig tarihinde ya da bir oyuncu bir sezonda kaç maça çıkmış? Yani en fazla evet, formu giyen olur mu diye merak ediyorum. Bir rekor olabilir. Nevzat, senin görüşün, düşüncen nedir? Ya Salahi konusunda acaba yorgunluk mu yoksa Jesus'un oynattığı oyunun riskli olması mıdır Zalai'yi bazen tartışır hale getiren? Ona bence bakmak lazım. Yani tabii ki oynadığı maç sayısı fazla. Tabii ki belli bir noktadan sonra fizik eski seviyesinde olmayabiliyor ama oynadığı oyunun riskli olduğunu, özellikle offside taktiğinin bir süre sonra çözülebilir. Yani İstanbulspor maçıyla beraber başladı. Rakip takımlar açısından Fenerbahçe'nin iyi analiz edilmesiyle beraber Fenerbahçe savunmasının zaaflarının ve defolarının da bu şekilde ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Ama hani offside taktiğini iyi uyguluyorlar, onu söyleyelim. Sadece buna karşı hocalar biraz daha dersini çalışmaya başladı. Beşiktaş maçında bu çok iyi uygulandı ama İstanbulspor maçında bireysel hatalar vardı. Sonraki periyotta da Fenerbahçe'nin yine bireysel hataları, işte Serdar Aziz'in hatalarını falan gördük, izledik. Zalai geçen sezonda, sadece bu sezonda değil, geçen sezon dengeli oyunda da aslında o yorgun, yoğun maç trafiğinde olmadığı dönemde de zaman zaman onun bölgesinden yapılan hatalar dikkat çekiyordu. Salt oyuncunun oynadığı maç üzerinden ki pozisyon itibariyle aslında yani çok yıpranabilecek bir pozisyonda değil. Tabii ki geçen sezonki gibi değil. Şimdi biraz daha takım boyu kısaldı, biraz daha öne çıkıyorsunuz, daha fazla efor sarf ediyorsunuz. Ama netice itibariyle Jorge Jesus'un bu oyuncuyu parlatacağını ben de düşünüyorum. Bir yük bindiği doğrudur Perez'in eksikliğine. Özür dilerim Nevzat. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı açıklamalarda bulunuyor, izliyoruz. Ve devam ediyor. İlk 22 maçlık resmi süreç için söyleyelim, resmi müsabaka için söyleyelim. Özellikle 8. ve 9. aydaki değişimlerle beraber, oyuncu değişimleriyle beraber sezon başı bazı planlamalarda olan oyuncular oldu, bazılarında olmadı. 11'in sahaya çıkan 11'in 7 tanesi değişik
oyunculardan kurulu oldu. Yeni gelen oyunculardan kurulu oldu. Öyle söyleyelim. Ve bununla beraber de ilk 11'in 3 tane net oyuncusunun bir tanesinin Bruno'nun geçen sene aşil tendonunu kopması, Edin'in kolunun kırılması, Dorukhan'ın çaprazını kopması oyunun içindeki bir takım hem oyunu hem oyuncuların bazen değişik yerlerde kullandığımız, mevkisi olarak kullanmak zorunda kaldığımız bir süreç yaşadık. Yani bunlardan bir tanesi mesela, örnek vereyim, Ömür'ü kenar kullandık. Kullanmak zorunda kaldık daha doğrusu. Belki onun performansını o anlamda biraz aşağı çekmiş olduk. Çünkü daha net içerinin ve 8-10'un oyuncusu ve geçen sene bu anlamda çok iyi de performans sergilemişti. Bazen kenar oyuncu sıkıntısını şöyle yaşadık. Trezeguet sol tarafta daha etkili bir oyuncu. Bazen orada başkasını kullanıp diğer tarafa onu aldığımız zaman güçlü tarafını alıp başka tarafta kullanmak zorunda kaldık. Ama ona rağmen birçok iyi oyunlar da oynadık. Arada kalan oyunlar da oynadık. Sonuçlar da aldık. Alamadığımız sonuçlar da vardı. Yani bir basın toplantısında söylemiştim. İyi miyiz? Böyle aradayız. Kötü müyüz? Değiliz. Ama arada giden bir durum var. Onunla ilgili bir takım çalışmalar da yapıyoruz şu an itibariyle. Yani biz de yani hem oyunu hem oyuncuyu, verileri, veriler zaten hani gözlemlerle veriler örtüştüğü zaman birçok şeyi böyle aslında aydınlatmış oluyorsun. Onun için elimizde de bir takım veriler de var. Onlarla ilgili daha sonra olmazsa paylaşırım da konuşuruz da. Ama özü şu, şampiyonluktan sonra değişimde Trabzonspor her kulvarda var ve olmaya da devam ediyor. Şampiyonluk yarışının içinde var. Çok önemli Avrupa'da konferans liginde önemli hedefleri var. Bunda da koşacak ve Türkiye Kupası daha başlamadı. Her kulvarın içindeyiz. Onun için değişimdeki süreci çok üzerinde çalışarak özellikle bu arayı hem oyuncu üzerinden hem oyun üzerinden çalışarak ve sahada pratikler yaparak 22 maçın SWOT analizini yaparak güçlü güçsüz yanlarını ortaya koyarak geçen sene neleri yaptık, bu sene neleri yapamadık veya bu sene daha fazla neleri yaptık, daha neleri eksik yaptığımızı verilerle, görüntülerle ve sahada pratikte arasında uygulayarak ki bu aradan sonraki hazırlıklara devam edeceğiz. Evet. Kampla ilgili olan süreçte de 3 tane hazırlık maçımız olacak. Tam bilgilendirdik değil mi o kampla ilgili süreci? Kamp tarihlerini yani orada saatleri bir tam kesinleşmesi için stadyum falan. Evet, oradaki 3 tane hazırlık maçı oynayacağız. Sakatlıktan çıkan oyuncularımız var bu süreçte. Onların sürelerini, dakikalarını ona göre planlayarak, hani antrenmanda nasıl bunu planlıyorsak, orada da planlayarak o kamp sürecini taktiksel de daha çok pratikler yaparak ve hazırlık maçları oynayarak da geçirmiş olacağız. Umarım sakatsız, herkesin daha sağlıklı bir aradan sonra başlangıç olur. Hocam, ben şunu merak ediyorum. Maçlardaki baktığımda değiştirmek istediğiniz en önemli yerleri ve aradan sonra Abdullah Avcı'nın takımında en fazla neyi görüyorsunuz? Yunus Emre, sen geçen gün bana söylediler, bir şey yazmışsın zaten, yani değiştireceğim şeyleri söylemişsin. Ne konuştum? Ama sen öyle açıklamamışsın. Bilgiyi nereden aldın bilmiyorum. Benden konuşmadın. Yani şöyle demişsin. Yani bana geldi sonra bilgi. Pas yapmayı bırakacak. Önde baskılı oynayacak demiş. İfadem şu. Baskı oyununun agresif oyunla birleştirip önde baskı yapmayı. Bunu sen mi söyledin? Bir yerden bilgi olarak mı aldın? Benden mi aldın? Ha? Ama öyle söyledim. O zaman ben de sana bir takım veriler vereyim o zaman. şimdi bu oyun, bir daha üstüne basa basa söylüyorum, bir bütün. Sen baskı yaptığın zaman ne yapıyorsun? Niçin baskı yapıyorsun? Evet. Ama topa sahip olmaktan vazgeçmiyorsun. Yani baskı alıp tekrar topu geri mi vereceğiz? Savunmayı yapacaksın, ucumu yapacaksın, baskıyı yapacaksın, topa sahip olacaksın. O zaman sadece mesela duran topa çalışalım. Öyle mi? Yani savunma yapmayacağız, ucum yapmayacağız. Hani hangisi? Bunların hepsi bir bütün. Bunlardaki elimizdekileri daha iyi nasıl yapabiliriz'i çalışıyoruz aslında.
oyunun bir bütününü, bir parçasını anlatamayız. Agresif oyun ne demek? Kaç tane baskı çeşidi var? Bu ligde bu ligde rakip sahada 4. sıradayız. Yani bu iyi bir şey aslında. Daha bunu 2'ye 3'e nasıl çıkartabiliriz? Aslında kendi kalemize doğru sonuç aldıktan sonra geldiğimizde baktığında mesafemiz 11 metre, 11 metre kalemize doğru daralıyor ve topun arkasında 11 kişiyleyken çok alışık olmadığımız goller yedik. Şimdi burada bir taktiksel var. İki oyuncunun fiziksel durumu var. Rakibin şeyi var, yeteneği var. Buna böyle bütün olarak bakmak lazım. Şimdi savunma bölümünde maç başına kalemizde 10.9 şut görürken en az kalesini, en az şut gören 4. takımız bu sene. Şimdi geçen seneye gidelim. Şampiyon olan takım. 13.8. Buna müsaade etmişiz geçen sene. Daha fazla. 6. sıradayız. Ama Uğurcan'ın performansı, belki savunmadaki bir hamlenin performansı seni ayak tutmuş. Bu seneki veri daha iyi. Ama şeyde 4. sırası, geçen seneki veri 6. sıradasın. Bu sene kalemize gelen şutların %71'i merkezden olmuş. Bunu neyle açıklayabiliriz? Merkez orta sahayla açıklayabilirsin. Sekizlerin merkezi kapatmamasıyla açıklayabilirsin. En hassas olduğum nokta kenar oyuncunun merkezi kapatmasını açıklayabilirsin. Bunlar bir veri. Gözlemlerimiz, şimdi bunun üzerinden çalışmalar yapıp bunları daha aza indirmeye çalışacağız. Rakibi en fazla uzun pasa zorlayan takımız. Bu neyi oluşturuyor? Agresif dedin. Yani daha agresif dedin ya baskıyı. Aslında çok güzel baskılar yaptığımız maçlar var bütününde. Baskıdan sonra topu aldıktan sonra eğer topu bir daha çabuk kaybediyorsan veya birinci bölgeyi en az kullanan takım olduk. Hani çok pas yapıyormuşuz ya biz. Lay 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 lay. Çok. Biz birinci bölgeyi en az kullanan takımız. Bu çok sağlıklı bir durum değil. Büyük takım için, şampiyon olan takım için, oyun oynamaya çalışan bir takım için bu sağlıklı bir durum değil. En fazla orta yapan takıma döndük. Akan oyunda 80 taneden bir tanesi gol oluyor. Ama işte orta yapılmıyor. Kenar ortası şöyle oluyor. Yok niye gelmiyor? Ya bu bir plan. Bulamadın mı çevireceksin topu. Çevirilmeye müsaade edilmiyor. Başka, şimdi Dünya Kupası seyrediyorsunuz. Ne var? Ne görüyorsunuz? He? Savunmada, hücumda. Hepsi beraber. Bir bütün. Bir bütün. Bütünün bir tanesini yapmadan olur mu bugün? Artık bakın. Takımlar kimleri cezalandırıyor. Öyle mi? Yani onun için bu boyun bütün çok detayları var içinde. Biz de bunun içinde en iyi şekilde çalışmaya, yani içindeki doğru yapmaya çalışıyoruz. Bakın yediğimiz toplam 29 golün 13'ünü set hücumlarından yedik. Sayısal olarak 11 kişi topun arkasındayken bununla ilgili neye çalışma yapacağız? Bunu çözmeye çalışacağız. Maç başına 15.6 şut denemiş bu sene. Bu zamana kadar. Ligde bunu deneyen, en fazla deneyen ikinci takımız ligin şut. Bu niye getiriyor? Yani Bakasetas gibi bir oyuncunun olması, diğer 13 şutu. Ama neye yemez eksik? Koşu yapan oyuncu sayımız eksik kaldı. Rakip arkası koşar. Oyuncu profilinden kaynaklanan bir durum oluştu. Kenar oyuncularının bu şekilde olmasından dolayı orta saha oyuncularına oynamak zorunda kaldı. Şimdi bunun üzerinde çalışacağız. Bakın biraz evvel de birinci bölge en az kullanan takımız. En fazla uzun pas kullanan takımız. Yani futbolda bu kaldırmaz. Bu kayıplar kaldırmaz. Biz bunu geçen sene daha fazla oynarken bu sene de en az oynayan takıma döndük. Hani pas yapıyor. Bir daha çevir. Yani eğer fırsat yoksa baskı yaptıysa stoperin oynasın. Bugün gene size üstüne basa basak söylüyorum. Bugün dünya futbolunda top ayağını en fazla değen iki tane oyuncu söyleyeyim. Stoper. Biri stoper, biri kaleci. Bugün sayısal olarak bir yerde nasıl fazla olabilmen için savunmada kaleciyle fazla olursun. Stoperin bir tanesi boş olur. Şimdi yani bunu oynamayacak biz yanındaki stopere. İleri vurduğun zaman ne oluyor? İleri vurduğunda top hava topunda girdiğinde ligin en az hava topu kazanan bir takımıyız. O zaman topu veriyorsun rakibe. Bu sefer oynamayıp ve geriye yaslanmak zorunda kalıyorsun. Onun için yani bunu bilgilendirmek için söyledim. Bu bizim kendi eksiklerimiz ve bunun üzerine biz çalışma yapıyoruz.
devre arasında bu çalışmaları daha fazla yapacağız ve en iyisini yapmaya çalışacağız. Yani bunları yukarı çıkartmaya çalışacağız. Evet, yani bu bir tespit. Yani eksiklerin tabii ki, bir oyun her zaman iyi oynayamazsın. Her zaman işe iyi gidemezsin. Her zaman doğru organize olamazsın. Bunların üzerinde çalışacaksın. Bunu ligde de duran toplardan gol yemedik. Bir tane frikikten yedik. Kenar ortalardan yemedik. Duran top verimliliğinde savunmada ve hücumda geçen sezona göre %35'ten %46'ya çıkartmışız. Burada artan bir tarafımız. Eksilen taraflarımız var. Biraz evvel dediğim gibi hava topu kazanma oranımız %45 ile ligin en şeyiz, sıkıntılıyız. Vurduğun top artık kazanamıyoruz. Geçen sene %50'ymiş, 57'ymiş, bu sene %45'e düşmüş. %12'lik bir düşüş var. Sen sahipsiz topu alamıyorsan, bunu bir daha her seferinde vurmanın değil, o zaman pas opsiyonlarını kullanman gerekiyor. Ve ligde en fazla orta yapan takımız, 4. takımız. Maç başına 6 anahtar pas ile ligde son sıradayız. Final paslarımızın hepsi kötü. Yani çok zaten baktığında şey ayıldı. Öyle görüntüler var ki. Baka var, Viska var, kaybeden var, Marek var. Final pası çok net. Bir alsan 2-0 olacak, 3-0 olacak. Bakıyorsun dönüyor yani Konya maçında olduğu gibi. Konya maçında 2-0'dan sonra size iki tane anahtar pas göstereyim. Son saniyede gol ettik. Bunlar bizim olumlu taraflarımız da var, olumsuz taraflarımız da var. SWOT analizini yapıp sahada bir görselde çalışacağız. İki, pratikte uygulayacağız. Daha iyisini yapmak için ikinci yarıyla ilgili start vereceğiz. Onun için şunu söyleyeyim. Oyunun bir bölümü yok. Bütün bir oyun var. Bütün oyun olarak bakın. Ya işte pas mı yapacak? Agresif mi oynayacak? Baskın mı yapacak? Taç mı atacak? Öyle bir şey yok. Hepsi bir bütün. Hani öyle bütün bakmak lazım. O bir hatırlatma sadece size. Söyledim. Buyurun devam edelim. Hocam milli takım kadrosuna baktığımızda Eren oynanan iki hazırlık maçında toplamda 17 atak organizasyonunun içerisinde görülmüş. Danimarka milli takımında oynayan diğer kenar oyuncusu Larsen ise ilk maçında 7 hücum organizasyonunda görülmüş. Trabzonspor'un geride bıraktığımız özellikle lig analizi için söyleyeyim. Avrupa maçlarını da içerisine kattığımızda kenarları çok fazla kullanabilen bir Trabzonspor profili görmedik. Esasında ya bundan bu aranın sonrasında sistemsel anlamda bir değişiklik var mı Abdullah Hoca'nın kafasında? Şimdi kenar derken bekleri derinlikte kullanmaktan değil mi evet, bahsediyorsunuz? Evet. Aslında yani biraz evvel yapılan ortaların büyük bölümü yani son derece sıkıntılı. Yani aslında biz bekleri bu sene yolladık. Çünkü kenar oyuncularımız orta saha oyuncuları oldukları için onları içeri aslında buluşturduk. Ama hedefe pas atmayınca, skora, tabelaya katkı yapmayınca yollamıyor değiliz. Yolladık bu sene. Geçen sene bunun hani senin önünde oynayan oyuncunun profiline göre bu değişiyor. Yani iç koridordan mı yollayacaksın, kenardan mı yollayacaksın, destekte mi yollayacaksın? Yani onların hepsini denedik. Şimdi bizim özellikle birinci bölge hava topu kazanma şeyleri dedik. Bu oran geçen sene de söyledi. Ligde duran topları söyledim. Şimdi hedefsiz orta yaptığın an, tamam mı? Bunlar sana geçiş olarak geri dönüyor. Biz geçen sene itibariyle bir sene öncesinde de biliyorsunuz Bruno'dan sonra sol bekte de 8 tane sol bek kullanmıştık. Ama Tony'yi kenarda tutuyorduk. Çünkü Tony'nin özelliği oydu. İç koridora beki yolluyorduk. Yani veya desteğe yolluyorduk. Şimdi Larsen de Eren de ucumda desteğe giden oyuncular, gitmiyor değiller. Ama hedefte sonuçlanmadığı için ondan sonra belki istatistik anlamında kötü gözükebilir. Ki Eren tarafını daha fazla aslında kullandık. Bazen rakibin ikili karşılamasına göre bekin bir tanesini şey kullanabiliyorsun. Üçlü stoper gibi kullanabiliyorsun. Eğer iki beki derinliğe yolladığın zaman orada bir üçlüyü ya orta saha oyuncusuyla yapman lazım. Bu savunma ağırlıklı oyuncu mu, ofansif ağırlıklı oyuncu? Bundan ilgili görüntüler de gösteririm. Yani biz Adana Demirspor maçında 3. gol yediğimiz maçı hatırlıyor musunuz? Ceza sahasının üzerinde sağ bek var. Öteki ceza sahasının üzerinde sol bek var. Hücum anında. Final pasını alsak belki biz gol atacağız. Bu doğru bir görüntü mü değil? Çünkü orta sahada o dönüşte daha savunma ağırlıklı bir oyuncuyla oynaman lazım. Benim oynadığım o 8'lerin o özellikleri yok. Belli bir süreden sonra karşılamada sıkıntı yaşıyoruz o zaman. Onun için onu planlayarak o duruma göre tabelaya yansımadığı için bazen konuşuyor. Ama bu sene bekleri daha derinlikte kullandığımı düşünüyorum geçen seneye oranla. Hep bu konuda eleştirildiniz hocam. Sanki Abdullah Avcı iki kenar oyuncusunu göndermiyor da kendi yara alanında oyunu set oyununda kabul ediyor bir görüntü. Bu yönde de eleştirildi.
Yani yani çok böyle onları bilmiyorum neyden eleştirildiğim ama ben bekleri Türkiye'de en değişik kullanan, başlatan hocalardan bir tanesiyim. Bazen oyun kurucu kullandım, bazen derinlikte kullandım, bazen iç koridorda kullandım. Bu sadece bekin profiliyle ilgili. Bir bek ille girecek diye bir şey yoktur. Bakın bir şey anlatmaya çalışıyorum. Tony varken başka türlü kullanırsın, Edin varken başka türlü kullanırsın. Örnek veriyorum Ömür varken başka türlü kullanırsın. Yani illa bek, yani bu artık yani dünyada da böyle 30 sene evvelde illa bek çizgiye gidecek. Bir kenar oyuncusu içeri girmiyorsa iki tane oyuncu üst üste olduğu zaman ne oluyor? Ne oluyor? Kaybediyorsun, geride koşuyorsun. Doğru mu? Yani bu öyle öyle kabul etmiyorum onu. Onun için biz bu ligde yani 3-1-6'yı oynadık. Tabelaya yansımadığı zaman bunu anlatamazsın. Bu iş tabela işidir. Onun için Trabzonspor yani 2 senedir çok önemli işler yapıyoruz. Kulüp yapıyor. Skorlar alınıyor. Şampiyonluk yaşandı. Kupalar alınıyor. Yurt dışında oyuncu satıyoruz. Bir değişimin içinde ve her şeyin içinde Trabzonspor. Ne olacak? PlayStation değil mi bu? Bunları onun için çalışıyoruz. Tekrar onun için sahada uygulayacağız. Daha iyisini yapmaya çalışacağız. Aynı zamanda bir organizasyon yapıyor Trabzonspor. Trabzonspor'da verimli toprak dedim geldiğimde 2 sene önce. Bakın bugün altyapımız şu anda dünyanın çoğu kulübü tarafından denetlenen bir firma tarafına denetleniyor. Denetleme şu, organizasyon yapılıyor. Bu toprağı verimli daha iyi hale getirmek için yapıyoruz bunu. Bugün yörenin şöyle bir şeyi var. Cesaretli mi cesaretli altyapıdan gelen. Gözü kara mı gözü kara. Kuvvetli mi kuvvetli. Ne var? Hep yoruyoruz. Zihinsel olarak yoruyoruz. Zihnini daha iyi, eğitimini daha iyi hale getirmemiz lazım. Bunu da genel söyleyeyim burada basa basa. Hocam, transfer dönemi yani devre seniz gelmedi ama şu an Trabzonspor'da ısmarlamaya başlanan oyuncular var. Bilmiyorum bu ilginizle transfer raporu iletiyordun ama Trabzonspor sakatlıklar ya da bazı şanssızlıklar yaşadı. Kadro derinliğine birkaç transfer daha yukarı arttırmıyor. Ya, isimler varmış ama benim haberim yok. Yani gelenler gidenler oluyor. Onlardan ilgili bilgim yok. Bir kere şöyle bir şey var. Bir kere kulübümüzün de Trabzonspor'un da sürdürülebilir bir durumunu oluşturmak gerekiyor. Sadece Trabzonspor'la ilgili değil, bütün kulüplerle alakalı. Yani ekonominin, dünya ekonomisinin, ülkenin gittiği süreci biliyoruz. Onun için bu süreçte kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda hareket edeceğiz. Hatta bir tane oyuncu boşaltmak zorundayız. Bırakın transfer öncesini. Bir tane de oyuncu, yani 14'ten bir tanesini boşaltmamız gerekiyor. Şu an itibariyle bizde sezon başı başlayıp yavaş yavaş sıra bulan genç oyuncularımız da var. Bazen onları da bunun içinde ikinci yarı itibariyle katacağız. İlk yarıdan çıkardığımız biraz evvel sadece verilerde değil, gözlemle, oyuncuların antrenman performanslarıyla, girdikleri maç performanslarıyla alakalı da tespitlerimiz var. Kulübün menfaatleri doğrultusunda hareket ederiz. Yani şunu yapamayız. Yani şu da gitsin. Bu çok böyle çabuk sirkülasyonların olacağı bir iş değil. Bu ekonomide bu kadar döndüğü yerde. Onun için süreç şu an itibariyle Trabzonspor'un, kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda hareket edeceğiz. Şu an itibariyle bir transfer çalışmamız yok. Yani oyuncu bakıyoruz tabii ki. Seyretme ödüyoruz, bakıyoruz. Hani bir boşalma olur, gitmek olur. Sezon başı gitmek isteyenler oldu, para kazandıranlar oldu. Onların yerine hazırlıklarımız tabii ki var ama şu an itibariyle öyle bir şey yok. Bir son soruyu alalım o zaman. Ne demek Bruno Perez ne kararı? Sakatlıkla ilgili sağlık ekibi karar veriyor. Bruno Perez ile Edin Visca bizden takım antrenmanlarını son derece iyi bir şekilde yapıyorlar ve verileri çok iyi. Yani şu an itibariyle hatta bugün Edin'i koruduk belli bir bölümden sonra çıkarttık. Sakatlanmadan götürmemiz lazım. Onlar Edin bu süreçte bizde forma giyebilecek. Ocak ayında da şey girecek. Bruno Perez girecek. Bizle beraber forma olacak. Ondan sonraki süreci değerlendireceğiz oyuncuların durumunu. Ama hocam Dünya Kupası devam ediyor. Sürpriz sonuçlar da var. Siz de takip ediyorsunuz. Nasıl bir turnuva olacak? Bence dünya futbolu, ben hep şunu söylüyorum. Artık herkes bu oyunun bir organizasyon oyunu olduğuna ilgili adımlar atılıyor. İşte bunun örneklerini daha da sürprizler de olacak diye düşünüyorum ben. Oyunun içinin detayları, anları, süreleri var. Ve özellikle
Yani dün akşamki Japonya maçına bakıyorsun. Maç 2-0, 3-0 olurken dönüyor olabiliyor. Çünkü oyunun her anı, anları da son derece önemli. Herkes bir organizasyon ve planın içinde artık. Onun için iş, oyun zorlaşacak. Buradaki oyuncu kalitesi, oyun kalitesi biraz daha belirleyici olacak. Artık geldiğimiz çağda teknolojide, bilimde, bütün dünya bunlardan faydalanıyor ve bilgiye ulaşabiliyor. Herkes kendine yatırım yapıyor. Yatırım yapmaya devam etmemiz lazım. Evet, teşekkür ediyoruz. Keyfinize bakın. Nereye? Ben her akşam oradayım ya. Telefon. Telefon var kimin? Gökmen. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın basın mensuplarına yaptığı açıklamaları izledik değerli izleyenler. Aslında çok merak ediliyordu Trabzonspor bu arayı nasıl değerlendirecek. Abdullah Avcı çok uzun zamandır Kasım ayını işaret ediyordu. Burada radikal değişiklikler yapılabilir mi? Transfer çalışmaları ne şekilde ilerleyecek? Abdullah Avcı hepsine yanıt verdi diyebiliriz. Birkaç cümle rica edeyim sizden Trabzonspor'la ilgili sonra devam edelim. Abdullah Hoca ile Abdullah Kadir Ömür konusunda aynı noktada olduğuma sevindim. Ben Ömür'ün hiçbir zaman çizgide oynayabileceğini düşünmüyordum. Yani performansını orada oynamak aşağı çekiyordu. 8-10 arası bir oyuncu. Aynı şeyi söyledi. Zorunluluktan oynattığından bahsetti. Onun dışında takımın eksikleriyle ilgili verdiği bilgiler var. İşte birinci bölgede çok az top kullanımı, çok fazla kenar ortası denemeleri ve bunları 80 tanesinden bir tanesinin gol olmasına yönelik istatistikler verdi. Sahipsiz top kazanamadıklarından bahsetti. Bunlar zaten Trabzonspor'un sorunları ve gözle görüyorduk. Bunlara bir çözüm üretmek gerekiyor. Biz zaten o kanatların Trabzonspor'da işlemediğini, sürekli olarak oyunun merkezde rakip kapattığında Trabzonspor kanada iniyor ve orta denemek zorunda kalıyor. Bunu görüyorduk. Buna ne çözüm üretecek? Burası çok önemli. Dünya Kupası arasında bunlara çalışacağız biz dedi. Eksikleri sıraladı. Dönüşte Fenerbahçe maçı. Neler değişecek bunu göreceğiz ama Visca ve Perez notu da önemli. İyi durumdalar. Onları belli şekillerde sahaya hazırlamaya çalışıyoruz dediler ki Perez ikinci devrede olabilir listede adı yazmadığı için. Ama Visca'nın dönüşü Trabzonspor adına hakikaten elzem bir durum. Çünkü onun yerine kimi koysanız olmuyor, yerini tutmuyor. Peki Nevzat? Yani özellikle takımın ilk periyotta yaşadığı problemlere dikkat çekti. Yenilen goller, iki yüzdeler ve rakamlar üzerinden değerlendirdi. Ben teşhisi doğru koyduğunu düşünüyorum. Yani en azından bu arada da o gerekli tedavi uygulayacaktır. Trabzonspor açısından baktığımızda da çok karamsar bir tabloya da gerek yok. Yani sonuçta fena bir kadrosu yok ama sadece özellikle ön tarafta oynayan kenar oyuncuların, kanat oyuncularının koşulları noktasında biraz problem olduğunu ifade etti ki orada bir skanın eksikliğini fazlasıyla Trabzonspor hissetti. Genel olarak hocayı moralli gördüm. Belli ki bu ara iyi gelmiş kendisine de. Bakalım göreceğiz yani Fenerbahçe maçı hakikaten de yeniden başlangıç için güzel bir maç sonuçta. Bu aranın nasıl geçirildiğini de belki bize en net şekilde gösterecek karşılaşma yani olacak Trabzonspor. Yani o kazanmasıyla beraber çok daha farklı bir noktada olur. Trabzonspor iddiasını gösterir. Peki. Şimdi zaten Abdullah Avcı'nın açıklamalarıyla Trabzonspor'un gündemini net şekilde birinci ağızdan öğrenmiş olduk değerli izleyenler. Şimdi Beşiktaş'la devam edelim istiyorum ben. Siyah beyazlı takım acaba Dünya Kupası arasını nasıl geçiriyor? Yine transfer planlaması nasıl yapılacak? Bu çok merak ediliyor. Aradan nasıl dönecek takım? Bunları hepsini konuşacağız birazdan. Masuaku ile ilgili bir haber var önümde. Ona bir değinmek istiyorum ben. Zira takımda kalacak mı, gidecek mi merak edilen oyunculardan biri. Şenol Güneş beklerde sorun olduğunu ısrarla zaten vurgulamıştı oynanan iki karşılaşmada. Bir izleyelim o haberi sonra devam edelim. Şimdi aslında sadece Masuaku özelinde değil sol bekten başlayarak savunma hattını tamamen konuşalım istersen o gün. Evet. Masuaku var. Rıdvan Yılmaz iddiaları vardı. Senin bugün Sabah gazetesinde bir haberin var. Hı-hı. Rıdvan'ın dönmeyi düşünmediğiyle ilgili onu da burada belki detaylandırabiliriz. Bir takviye yapılır mı? Şenol Güneş'in raporu ne olacak? Oradan başlayalım. Şimdi
Şenol Hoca takım savunmasını ilk maçta da, yani Beşik kazandığı Ümraniye Spor maçında da yeterli bulmadığını söylemişti. Sonrasında Galatasaray derbisinde zaten çıplak gözle ne kadar yetersiz kaldığını, o takım savunmasını özellikle büyük maçlarda dikkati çekti. Şimdi burada sadece Masuaku değil tabii ki. Sol bek, sağ bek, Rozier'in de performansı çok düşük. Evet. Stopperlerin son maçı kötüydü ama mesela Tayyip Talha Sonuç'un o son Galatasaray maçı dışındaki maçları bence olumlu referanstı onun için başlangıçta. İyi bir performansı vardı Tayyip Talha Sonuç'un. Milli takıma kadar da götürdü o performans kendisini. Belki Romain Saiss'in son birkaç maçtaki performans düşüklüğü onun sakatlığıyla ilgili olabilir. Dünya Kupası'na gidecekti. Her oyuncuda böyle bir durum yaşanabiliyor. Dünya Kupası'na gidecek. Ülkesinin kaptanı ister istemez aklının bir köşesi orada. Hı hı. Sakatlıktan yeni çıkmış bir oyuncuydu. Şimdi dönüşü önemli Saiss'in ki. Çünkü Saiss bu sezon Beşiktaş'a transfer edilirken savunmanın komutanı niteliğinde bir transferdi. Yani patronu olacaktı savunmada. Hatta planlama üçlü savunma. Üçlü savunmanın merkezi Romain Saiss. Takımın komuta merkezi savunmada Saiss olacak. İki kenarlarında sağ stoper ve sol stoper olacak iki oyuncu. Bu şekilde bir planlama yapıldı ama ne yazık ki Beşiktaş'taki o planlamalar gerçeğe dönüşmedi. Dört diye dönüldü vesaire. Yani burada ama öncelik beklerin performansı. Bekler o kadar kötü ki stoperleri de aşağı çekmeye başladı. Bekler biraz ortalama seviyede olsa ya da ortalamanın biraz üstünde olsa stoperler de o kadar yorulmayacak. Çünkü o bek stoper arası o kadar boşluk oluyor oradan, o kadar çok atak yiyor ki Beşiktaş. Bu savunma hattı kabul edilebilir olacak yani bekler. Hatırlayalım, Masuaku iki maç üst üste geri pas hatasıyla gol yedirdi. Bir tane de Umut Meraş'ın hatırlayın. Sırtından atılan bir pas vardı. Yani o pası nasıl gideceğini, nasıl vücudunu, şeklini koruyacak, o pozisyonu nasıl alacak bunu belirleyemediği için bir gol yemişti Beşiktaş. Beklerde bir problem var. Şenol Hoca da evet savunmanın genelini konuşuyoruz ama önce bek performansı. Burada Masuaku'yla şöyle 25 maçı tamamlayamaz Beşiktaş'ta. Kesinlikle. Dönüşte ben ilk tercihin Umut Meraş olacağını düşünüyorum. Şenol Hoca Umut'u tanıyor. Evet, onun da performansı iyi mi? Hayır. Yani Beşiktaş çok kendini gösteremedi. Şenol Hoca ama ondan ne çıkarabileceğini en azından biliyor. Belki idare edilebilir seviyede götürür diye düşünüyordur. Dönüşte Masuaku ile değil, ben Umut Meraş'la başlayacağını düşünüyorum. Devre arasına kadar sonuçta maçlar oynanacak. O süreci Umut Meraş da yürütür. Ama burada bir oyuncunun daha performansını yükseltmeye ihtiyacı var. O da Rozier. Ya kesinlikle her maçı siz Gezal'la oynamayacaksınız ya. Gezal'sız oynayabilir. Sadece Gezal'ı arıyor ya gibi Gezal bir durum. Gezal varken ya aslında sezonun ilk maçlarında da mesela çok iyi başladı. İlk birkaç hafta çok iyi oynamıştı. O süreçte tabii Enkudu da aynı o şekildeydi. Muleka vesaire takımda iyi oyuncu sayısı fazlaydı. Ama sonradan iyi oyuncu arar oldu Beşiktaş'ta gözler. Rozier'in performansı hem takımın savunma yönünü hem de hücum yönünü arttırıyor. O yüzden biraz da onu mental olarak sahaya odaklamak gerekiyor. Peki şimdi bek konusunda ve savunma konusunda Nevzat sana da döneceğim ama dönmeden önce o günden şöyle diğer transfer çalışmaları ile ilgili de istersen bilgileri alalım. Zira Beşiktaş kaç transfer yapmak zorunda kalacak bu merak ediliyor. Çünkü Josef'in düşen bir performansı var. Gezal'ın uzun sürecek bir sakatlığı var. Bu bölgelere de hamle yapılacak mı? Stopere hamle yapılacak mı? Beklere? O zaman Beşiktaş bu işin içinden nasıl çıkacak? Hem maddi olarak hem vakit planlama açısından nasıl çıkacak? Sen nasıl bir planlama ve Şenol Güneş'ten nasıl bir rapor bekliyorsun? Şenol Hoca'nın en az 3 transfer istemesini bekliyorum. Savunmaya yönelik 2, bir de orta sahaya. Hani oldu, imkan oldu. Bir de kanat, hani biri gider vesaire. Belki Enkudu Dünya Kupası'nda oynar da bir performans sergi, teklif olur vesaire. Hı. Ama ben öncelikli olarak bir bek, bir stoper, bir de orta saha transfer isteyeceğini düşünüyorum. Yalnız Beşiktaş'ta şöyle bir problem kanat var. Kanat istemeyecek yani. Son aşamada kanat isteyebilir. Yalnız şöyle bir problem var Beşiktaş'ta. 14 yabancısı var. Yani gönlüm ben çok şey istiyor ama derler yani. Evet. İmkanlar öyle değil. Birilerini göndermek gerekiyor. Wellington gitmez. Ben söylüyorum gitmez yani Wellington. Ya sözleşmesindeki o para ödenir Wellington'a ya da aynı rakamları başka yerlerden kazanacağı teklif alır. Yarım sezonda olsa sözleşmesi çok vazgeçmez yani. Onun dışında bir de
Veneto'ndan ziyade Montero bence daha yakın ayrılığa. Neden? Montero'nun sözleşmesi var Beşiktaş'ta. Beşiktaş yönetimi diyor ki git oyuna geri dön güçlü bir şekilde. Salih Uçan örneği. Evet. Gitti. Güçlü. Yani belki çok başarılı şeyleri üst düzey performans sergiledi ama bir maç temposu kadar. Beşiktaş'ta kalsaydı o kadar oynamayacaktı belki. Git oyna diyor. Şimdi ama Montero'nun da şöyle bir düşüncesi var. Ya İstanbul ya İspanya. Yani yazın da mesela İstanbul dışından teklifler aldı, gitmedi. Oysa güzel yerlerden teklifler aldı. Antalya, Alanya vesaire yani. Ama gitmedi. Ya İstanbul'da kalmak istiyor ya da İspanya. Buralardan teklif gelirse ayrılır. Beşiktaş'ın 14 yani demek istediğim şu. Beşiktaş'ın 14 yabancı sayısını hani ne kadar aşağı çekerse o kadar transfer yapabilir noktasında. Çünkü yerli oyuncu havuzuna baktığımız zaman siz devre arası rakiplerinizden, liginizde bulunan diğer takımlardan bir oyuncu istediniz de yani zaten yerli dönüyoruz, dolaşıyoruz, Kaan Aydın'a geliyoruz. Hem o var hem o şu gün var. Yani şimdi bu kuralın bir de bu kuralın getirdiği yüksek maliyetler var. Normalde 1 ise 3. Yani biz biliyoruz da Sassuolo bilmiyor mu? Yine Kaan Ayhan konusu da sadece Kaan Ayhan üzerinde bir konu değil. Onur Bulut da çok konuşuluyor. İşte Trabzonspor, Beşiktaş vesaire. Birçok oyuncu için bunu sayabiliriz. Bunu biz biliyoruz, yabancılar da biliyor. Kim isterseniz isteyin o rakamlar yükseliyor. Devre arası Türk oyuncu almak da çok maliyetli oluyor dolayısıyla. Ki yeni sezonda ne olacağını da bilmiyoruz. Tabii. O maliyetlere girilir mi? Nevzat, o günün verdiği bilgiler doğrultusunda Beşiktaş'ın planlamasını sen nasıl olmasını bekliyorsun? Nasıl olmalı daha doğrusu? Yani ne diyeyim? Tabii ki isimler belli değil yani. O günde beklediğini ifade ettiği bir cümle sarf etti. Yani bekliyorum dedi. Sonuç itibariyle Beşiktaş'ın baktığım vakit birçok pozisyonda ligin ilk periyodunda yaşadığı problemler var. Şimdi sol bek Umut bence size hedefe götürecek bir oyuncu değil. Ya yani orada katılmıyorum. Onun dışında Saiz fena performans sergilemedi Dünya Kupası'nda. Bence dönüşü iyi olacak. Diğer taraftan Tayyip sürekli üzerine koyarak giden bir oyuncu. Rozier'in de ilk periyodu iyi geçirmediğini düşünürsek aslında Beşiktaş beklerden istediği katkıyı alamadı. Masuak konusu biraz enteresan. Yani orada Masuaku evet son dönem bireysel hataları imza attığı, performans sergilemediği maçlar var ama bence hani iyi oynadığı maçlar sanki referans alınsa daha iyi olur. Çünkü gayet fiziksel olarak artı özellikleri olan bir oyuncu. Şimdi sol bek almaya çalışsanız sizi alıp hedefe götürebilecek çok iyi bir sol bek bulmak da kolay değil. Masuaku bence hani vazgeçmektense ona en azından tabii ki geride gelen kontratı sıkıntıya sokmayacak şekilde belki o işte bu 3-4 maçlık periyotta görüp ona göre bir şans vermek ve değerlendirmek sanki daha doğru bir strateji olabilir. Çünkü Masuaku iyi oynadığı maçları biliyorum. Yani izledik. İyi oynadığı maçlar da var. Kanat konusunda o gün yani direkt girmedi, söylemedi ama ben de kanat transferi bekliyorum. Yani Beşiktaş'ın özellikle Gezzal'ın geri dönüşünün 2-3 ayı bulabileceği söyleniyor. Hatta daha uzun olduğu söyleniyor. Düşünülerek Beşiktaş'ın mutlaka Gezzal'ın yerine o konsepte bir oyuncu takıma mutlaka birkaç kazandırması gündür lazım. Hem Beşiktaş'a hem de Galatasaray'a Cengiz Ünder'in çok fazla yazıldığını görüyoruz. Hepsi birbirine yazılıyor zaten yani. Fenerbahçe'ye de yazılmıştır muhtemelen. Zaten çok sınırlı bir havuz var. O havuzdan işte kulüplerimiz oyuncuları alıyorlar. Beşiktaş'ın çok fazla problem teşkil edecek nokta yok belki ama temel noktalarda karar vermesi lazım. Önceki sol bek Umut'la olacaksa o zaman Masuaku denklemin dışında muhtemelen belki bir yerli alternatif düşünülebilir. Sağ bekte Rozier performans ve bence hani çok fazla kendi veremedi. Belki de Gezal'ın eksikliğini o da hissediyordur. Etkilemiş olabilir. Anlaşabildiği bir oyuncunun ön tarafta olmamasını zaten da zaten tartışma biraz fazla mı hissediyor acaba noktasında? Ondan kaynaklanıyor olabilir. Dün gece izliyorum Atiba daha fazla kullanılabilir miydi? Aslında Atiba yani Belçika'ya karşı bu kadar etkili oynayan Kanada milli takımının en kritik pozisyondaki oyuncusu. Hala gayet de iyi performans sergiliyor. Ama Şenol Güneş zaten hemen
Oynattı ama hani keşke daha fazla oynatılsaydı. Sakatlığı vardı ama ya. Biraz şeydi. Sakatlığı vardı. Zaten hani en iyi ihtimalle o dönemde dönebiliyordu. Hatta belki de Dünya Kupası'na kadar oynamayacaktı ama bir maçta olsa oynadı. Hatta ikinci maçına da çıkacaktı da maç ertelenmiş. Evet. Yine de Dünya Kupası'ndan muhtemelen morali dönecektir. Beşiktaş'a da ligin kalan periyodunda, döneminde bence katkı sunacaktır. Onun dışında Rıdvan'la ilgili de tabii ki şeyi verebiliriz. Rıdvan çok konuşuluyor. Evet, herkes Rıdvan'ı belki bu dönemde geri dönmesini, yani böyle bir 6 ay faydalanmak ister. Galatasaray'da isteyebilir. Galatasaray'da isteyebilir vesaire. Ama Rıdvan Yılmaz'ın yakın çevresiyle konuşayım ben size. 28-29 yaşına kadar en azından Avrupa'da kalmak istiyor. Avrupa'da kendini ispat etmek, elitliklerde, üst seviyeliklerde oynamak istiyor. Yani o basamak olarak gittiğini hep söylemiştik İskoçya'ya. Orada deneyimleyeceği şeyler var. Fiziksel olarak kendisini geliştirmeli vesaire. Bunu zaten önceki teknik direktörü de sürekli söylüyordu. Oradan sonra farklı liglere bir gitmek istiyor. Hedefi bu. 28-29 yaşına kadar burada kalmak. Şu an için böyle bir planlaması yok. Bir de bir sakatlığı vardı zaten. Araya girmeden önce bir sakatlık yaşamıştık. Mini bir operasyon geçirdi. Ocak ayında sahalara dönecek. Yeni teknik adamı kim olacak bilmiyoruz. Yeni teknik adamından formayı alıp sezonu iyi bitirmek isteyecek ama dediğim gibi şu anki düşüncelerinde Türkiye'ye dönmek yok. Yani şey de değil, kulüpler açısından da doğru değil. Yani oynamamış, ligin ilk döneminde 7 maçı vardı. Yeterince yani şans bulamamış bir oyuncu çok kalkıp kurtarıcı süre olarak getirmek doğru değil. Ya, bir de şu var, yani bence bir rahat bırakalım çocukları da. Hemen gittin, bu sefer şöyle oluyor. Gittin bak geri yapamadın dön. Gel. Evet. Kendileri de bir süre sonra dönmek isteyecekler. Dönmek istiyorlar. Yani gidip başaramadıkları biraz için zaten. Biraz biz zorluyoruz ama. Cenk cesaret vermemiz gerekiyor. Cenk oynasa, yani bugün çok daha farklı noktada olabilirdi. Cenk de problemler yaşadı. Cenk çok sakatlık yaşadı ama. Hani yaşıyorlar işte. Cenk belki Premierlik yerine başka bir lige gitseydi daha farklı olurdu. Cenk hayır. Ya Everton'da sakatlık yaşamadan ortalama bir şekilde oynasaydı, Crystal Palace'a gitmişti. Yine benzer bir şekilde transfer yapabilirdi en kötü ihtimalle. En kötü orada ekmek yerdi ama yani. Ama Cenk orada 3 kez sakatlık yaşadı ve ağır sakatlıklar yaşadı. Şimdi burada bir olumlu örneği alalım. Enes Ünal. Enes Ünal'la da ilgili biz yıllarca geri dönecek artık yapamıyor. Ona da geri dönme diyoruz. Herkesi bir şekilde hayır, geri dön. Hayır, çok konuşuldu. Enes Ünal'ı da geri dönmesi için. Ama Enes Ünal'da hiç dönme potansiyeli ben yok. Ben size söyleyeyim. Yani yok, hep kapatıyordu çünkü. Enes Ünal şu an İspanya'da kendini kabul ettirmiş bir futbolcu. Türkiye'de kabul ettiremedi. Yani Enes'in, bak ben sana şöyle söyleyeyim. Normal şartlarda yani üç büyüklerin Enes için bir yarışa ya da dört büyüklerin Enes için bir yarışa girmesi gerekir. Adı geçti mi? Hiçbir kulüpte geçmiyor. Ama Enes o kadar zaten Türkiye'ye dönmeyeceğiniz sinyallerini o kadar net veren denedi bir oyuncu yani, ki. Denedi, Hollanda'ya gitti, denedi, İspanya'da denedi, evet. Villarreal'de iyi bir dönem geçirdi. Getafe'de şimdi mesela, onu Getafe gibi bir takımda kaç tane gol attı geçti. Son cümleyi alayım Cenk artık. Cenk kat ve kat fazlasını yapardı yani. Cenk o liglerde, Cenk Tosun. Daha fazlasını yapardı. Şimdi gerçekçi olalım. İngiltere zor. Peki. Nevzat Dindar çok teşekkürler. Ogün Şahinoğlu çok teşekkürler. Teşekkür Spor Ajansı'nı noktalıyoruz değerli izleyenler. Hoşçakalın.